Merhaba arkadaşlar. Franz Kafka, Babaya Mektup. Indigo Yayınları. Çok sevgili baba. Geçenlerde bana senden korktuğumu ileri sürmemin nedenini sormuştun. Her zamanki gibi ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Kısmen tam da sana duyduğum korkudan, kısmen de bu korkunun temelindeki ayrıntıları tamamen sözcüklere dökemeyecek olmam yüzünden. Ve burada sana yazılı bir cevap vermeye çalışsam da bu fazlasıyla yetersiz kalacak. Çünkü yazarken bile bu korku ve bu korkunun sonuçları beni senin karşında engelliyor ve mevzunun derinliğini belleğimin ve aklımın sınırlarının çok dışına taşıyor. Senin için bu mevzu her zaman çok basitti. En azından bana ve ayrım yapmaksızın pek çok kişiye bahsettiğin kadarıyla. Sana göre durum şöyleydi. Sen hayatın boyunca çok çalıştın. Her şeyin, çocukların, özellikle de benim için feda ettin. Bense bunun karşılığında har vurup harman savurarak yaşadım. İstediğim konuda eğitim almak için sonsuz özgürlüğe sahiptim. Karnımı nasıl doyuracağım konusunda, hatta hiçbir konuda kaygılanmama gerek yoktu. Sense bunun için bir minnet beklemedin. Çocukların minnettarlığını bilirsin. Ama yine de ufak bir karşılık, bir şefkat belirtisi bulmak istedin. Oysa ben kendimi senden sakladım. Odama, kitaplarıma, çılgın arkadaşlarıma, ipe sapa gelmez düşüncelere sığındım. Seninle asla açık konuşmadım. Sinagogda yanına gelmedim. Franzensbad'da seni hiç ziyaret etmedim. Ayrıca hiç aile bilincim olmadı. İşinle ve diğer sorunlarınla hiç ilgilenmedim. Fabrikayı başına sardım. Sonra da seni terk ettim. Otla da dik başlılığını destekledim. Ve senin için parmağımı bile kıpırdatmazken bir tiyatro bileti bile vermedim sana. Arkadaşlarım için her şeyi yaptım. Benim hakkımdaki yargını özetlersen ortaya şu çıkıyor. Beni uygunsuz veya kötü bir şey yapmakla suçlamıyorsun. Belki son evlilik niyetim bir istisna olabilir. Ama soğukluğumu, yabaniliğimi ve iyilik bilmezliğimi ayıplıyorsun. Ve bunu öyle şekilde yapıyorsun ki, sanki bu benim suçummuş da her şeyi sanki bir dümen kırma hareketiyle düzeltebilirmişim. Ve senin tek suçun bana karşı hep çok iyi olmakmış gibi. Senin bu alışıldık tarifine doğru bulduğum tek konu, aramızdaki yabancılaşma söz konusu olduğunda tamamen suçsuz olduğuna benim de inanmam. Ama aynı şekilde ben de tamamen suçsuzum. Seni bu gerçeği görmeye ikna edebilseydim şayet, o zaman evet yeni bir hayat mümkün değil. Bunun için ikimiz de çok yaşlıyız. Aramızda bir çeşit barış olabilirdi. Buna bir son vermezdik ama belki de senin o sonu gelmez suçlamalarında bir azalma olabilirdi. Söylemek istediklerime dair bir tür önseziye sahipsin. Tuhaf bir biçimde. Mesela kısa bir süre önce bana dedin ki, seni her zaman sevdim. Sana diğer babaların çocuklarına gösterdikleri ilgiyi göstermesem de. Bunun da nedeni benim başkaları gibi rol yapamamam. Bak baba, ben bana karşı iyi niyetinden asla şüphe duymadım. Ama bu görüşünü doğru bulmuyorum. Rol yapamazsın, bu doğru. Ama sırf bu sebeple diğer babaların rol yaptığını iddia etmeye kalkmak ya basit ve daha fazla tartışmaya değmeyecek bir iddialılıktır. Ya da belki ve kanımca gerçek olan bu, ikimizin arasında bir şeylerin yolunda olmadığının ve buna elinde olmadan senin de katkıda bulunduğunun mühim bir ifadesidir. Gerçekten kastettiğim buysa anlaştık demektir. Elbette şu anda okuduğum kişiye yalnızca senin etkinle dönüştüğümü söylemiyorum. Bu son derece abartılı olurdu. Bu abartıya yatkınım üstelik. Senin etkinden bağımsız yetişseydim de muhtemelen gönlüne göre biri olmayacaktım. Belki yine güçsüz, korkak, kararsız, huzursuz biri olurdum. Bir Robert Kafka ya da Karl Herman değil belki ama gerçekte olduğundan tamamen farklı biri olurdum. Ve seninle mükemmel anlaşabilirdik. Arkadaşım, şefim, amcam, büyük babam, hatta kayınpederim, bunda da kararsızım, bile olmadan mutluluk duyardım. Gel gör ki baba olarak benim için fazla güçlüydün. Özellikle erkek kardeşlerim çok küçükken öldükleri ve kız kardeşlerim çok sonradan geldikleri için ilk darbeye tek başıma dayanmak zorundaydım ve bunun için fazla güçsüzdüm. Kıyasla ikimizi. Ben özetle ifade etmek gerekirse Kafkaların arka plana sahip bir Loewy'yim. Ama Kafkalara özgü o yaşama sevinci, ticaret ve fethetme aşkıyla değil, lövlerden gelen daha gizemli, daha çekingen, başka bir yönde etki eden ve çoğu zaman da tamamen vazgeçen bir dürtüyle harekete geçiyorum. Sense aksine gücünle, sağlamlığınla, sıhhatinle, iştahınla, kuvvetli sesinle, konuşma kabiliyetinle, kendinden memnun, dünyaya hükmeder halinle, dayanıklılığınla, soğukkanlılığınla, insan sarraflığınla, kendine has cömertliğinle ve elbet tüm bu değerlerle niteliklerine has mizacının ve bazen de anlık öfkenin
Seni içine çektiği hata ve zaaflarınla gerçek bir Kafkas'ın. Seni Philip, Ludwig ve Heinrich amcalarımla karşılaştırdığımda genel dünya görüşün açısından tam bir Kafka sayılmazsın. Tuhaf, burada da net bir şey söyleyemiyorum. Hepsi de senden daha neşeli, daha zinde, daha rahat, daha tasasız, daha az serttirler. Yeri gelmişken bu konuda senden çok şey aldım ve bu mirası yapımda senin sahip olduğun denge unsurları olmamasına rağmen oldukça iyi idame ettirdim. Tabii sen de diğer taraftan bu bağlamda farklı dönemlerden geçtin. Belki sen de çocukların, özellikle de ben, seni hayal kırıklığına uğratmadan ve evde canını sıkmadan önce daha neşeliydin. Yabancılar geldiğinde daha farklı davranırdın. Ve belki de şimdi Vali hariç çocuklarının sana veremediği sıcaklığın birazını torunlarından ve damadından gördüğün için yeniden neşeli biri oldun. Her halükarda o kadar farklıydık ve bu farklılıklar yüzünden birbirimiz için o kadar tehlikeliydik ki. Benim yavaş yavaş gelişen çocuğum ve senin gelişimini tamamlamış adamın birbirlerine karşı nasıl davranacaklarını önceden kestirebilseydi, insan senin beni geriye benden bir şey kalmayacak şekilde ezip çiğneyeceğini varsayabilirdi. Evet, bu olmadı. Hayatta olan kendini tahmin konusu yapmaz çünkü. Ama belki de daha kötüsü gerçekleşti. Ama bunu söylerken de daima seni uzaktan yakından asla suçlu bulmadığıma inanmanı rica ediyorum. Nasıl etkilemen gerekiyorsa öyle etkiledin beni. Yalnız artık bu etkiye yenik düşmeme, benim açımdan kötü niyet olarak görmeye bir son vermelisin. Ürkek bir çocuktum. Buna rağmen mutlaka inatçıydım da. Bütün çocuklar gibi. Mutlaka annem de şımartıyordu beni. Ama bilhassa idare edilemez bir çocuk olduğuma inanamam. Seveceğim bir sözün, sessiz bir el tutuşun, sıcak bir bakışın benden istenilen her şeyi alamayacağına inanamam. Sense aslında iyi yürekli, hassas bir insansın. Birazdan yazacakların bununla çelişmiyor. Ben sadece dış görünüşünün çocuk üzerindeki etkisinden bahsediyorum. Ama her çocuk o iyiliğe ulaşana kadar aramaya devam edecek bir dayanıklılığa ve cesarete sahip olamıyor. Sen bir çocuğa ancak kendi yaratılışına göre davranabilirsin. Güçle, gürültüyle ve asabiyetle. Üstelik bizim durumumuzda sana çok daha uygundu. Çünkü sen beni güçlü, cesur bir genç adam olarak yetiştirmek istiyordun. İlk yaşlarımda benimsediğim çocuk yetiştirme yöntemlerini bugün dosdoğru tarif edemem elbette. Ama daha sonraki yıllardan ve Felix'e yönelik davranışlarından bir sonuca varabiliyorum. Tabii o zamanlar bugüne göre daha genç, daha dinç, daha yabani, daha doğal ve daha pervasız olduğun, ayrıca kendini tamamen işine adayıp gün içinde kendini bana bir kez bile göstermediğin, bu yüzden de üzerimde asla alışkanlığa dönüşmeyen, daha da derin bir etki bıraktığında göz önünde tutulmalı. İlk yaşlarımdan kesin olarak yalnızca tek bir hadiseyi hatırlıyorum. Belki sen de hatırlarsın. Bir gece yarısı durmadan su diye mızırdanıyordum. Kuşkusuz susadığımdan değil, belki biraz rahatsız etmek, biraz da kendimce eğlence olsun diye. Birkaç sert tehdit kâr etmeyince beni yataktan kaptığın gibi sahanlığa götürdün ve orada bir başıma, kapalı kapının ardında bir süre üzerimde geceliğimle bıraktın. Yaptığının doğru olmadığını söylemek istemiyorum. Belki o anda gece huzuru sağlamanın başka yolu yoktu. Ben sadece bununla senin çocuk yetiştirme yöntemini ve bana etkisini tanımlamak arzusundayım. Muhtemelen sonrasında daha itaatkâr oldum. Ama bu olaydan dolayı içimde hep bir hasar kaldı. Anlamsızca su diye yalvarmanın, bana göre normalliğini ve dışarı taşınmanın sıra dışı dehşetini kendi doğam gereği asla bağdaştıramadım. Yıllar sonra bile o koca adamın, babamın, o son merciğin neredeyse yok yere gecenin bir yarısı gelerek beni yatağımdan alıp sahanlığa bırakabildiği, onun için bir hiç olduğum düşüncesi bana ıstırap çektirmeye devam etti. Bu o zamanlar sadece ufak bir başlangıçtı ama beni sık sık saran hiçlik hissi, bir başka açıdan asil ve verimli bir his aslında, çoğunlukla senin etkinliğin ortaya çıkıyor. Benim biraz cesaretlendirilmeye, biraz arkadaşlığa, yollarımın biraz açılmasına ihtiyacım vardı. Sense önümü kestin. İyi niyetinle tabii. Başka bir yola gireyim diye. Ama ben buna uymadım. Mesela beni asker selamı çaktığım ve uygun adım yürüdüğüm zaman cesaretlendirdin. Ama ben ileride asker olmayacaktım. Ya da iştahla yemek yiyebildiğim, hatta yanında bira içebildiğimde ya da anlaşılmaz şarkıları tekrar edebildiğimde veya sevdiğin deyişleri seni taklit ederek ağzında gevrediğimde cesaretlendirdin beni. Ama bunların hiçbiri benim geleceğime ait değildi. Aslında bugün bile bir mevzu ancak seni de etkiliyorsa, incittiğim mesela evlenme niyetimle ya da benim yüzümden incinen mesela Pepa bana kızdığında senin benlik duygunsa cesaretlendiriyorsun beni. Ancak o zaman destekleniyorum, değerim hatırlatılıyor, hakkım olan taraflara yönlendiriliyorum.
ve Pepa külliyen mahkum ediliyor. Bu yaşımda cesaretlendirilmeye artık neredeyse hiç açık olmadığımı bir yana bıraksak bile söz konusu öncelikli olarak ben değilsem o desteğim bana ne yararı olur? O zamanlar her konuda cesaretlendirilmeye ihtiyacım vardı. Salt bedenselliğin altında bile eziliyordum. Hatırlıyorum mesela. Kabinde sık sık yan yana soyunurduk. Ben çelimsiz, zayıf, ince, sen güçlü, iri yapılı. Daha kabindeyken kendimi acınasız bulurdum. Üstelik sadece senin değil, bütün dünyanın önünde. Çünkü benim için her şeyin ölçüsü sendin. Çıkardık sonra kabinden dışarı, insanların içine. Ben elim belimde, bir küçük kemik yığını gibi güvensiz ve çıplak ayaklarımla sudan korkar halde tahtaların üzerinde durur. Bana iyi niyetli ama yine de beni derin utanca boğacak şekilde devamlı gösterdiğin yüzme hareketlerini taklit etmekte beceriksiz ve çaresiz hissederdim kendime. Böyle anlarda her alandaki en kötü tecrübelerimin hepsi birbiriyle örtüşürdü. Ama bana göre en iyisi önce senin soyunup benim kabinde yalnız kaldığım ve kalabalığa çıkmanın utancını en sonunda bana bakmaya gelip beni kabinden dışarı sürükleyene kadar erteleyebildiğim durumlardı. Müteşekkir olurdum sana bunun için, çaresizliğimi fark etmemiş gibi göründüğün için. Üstelik babamın bedeniyle gurur duyardım. Yeri gelmişken aramızdaki fark bugün bile hala aynı. Zihinsel hakimiyetin de buna uygun duruyordu. Sen kendini sadece kendi gücünle bu kadar yukarılara taşımıştın. Dolayısıyla kendi fikrine sonsuz bir güvenim vardı. Bu bana çocukken, büyüyen bir delikanlıya dönüştüğüm zamanlardaki kadar büyüleyici gelmezdi. Koltuğundan dünyayı yönetiyordun. Senin fikrin önemliydi. Diğer hepsi delice, gerçek dışı, çatlak, anormaldi. Bununla beraber kendine güvenin o kadar fazlaydı ki tutarlı olmak zorunda bile değildin. Ve üstelik haklı çıkmaya devam ediyordun. Bir konuda hiçbir fikre sahip olmadığın durumlar da meydana gelebiliyordu ve bu yüzden konuya dair tüm olası fikirlerin istisnasız yanlış olması gerekiyordu. Örneğin bir sefer Çeklere sövüp sayabilirdin, sonra Almanlara, sonra Yahudilere, üstelik yalnız belli konularda değil, her açıdan. Sonuç olarak sövüp saymadığın kimse kalmazdı geriye, kendinden başka. Benim için sen, haklılıkların düşünceleriyle değil, şahsiyetleriyle gerekçelendiren, bütün tiranların sahip olduğu bir bilmeceye dönüşmüştün. En azından bana öyle geliyordu. Aslında bana karşı gerçekten şaşılacak kadar sık haklı çıkardın. Karşılıklı konuşma sırasında bu doğaldı. Çünkü iş konuşmaya neredeyse hiç varmazdı ama gerçekte de böyleydi. Zaten bu o kadar da anlaşılmaz bir şey değildi. Ben bütün düşüncelerimle sahiden de senin ağır baskın altındaydım. Seninkilerle uyuşmayan düşüncelerimle dahi, hatta özellikle bunlarla, senden bağımsız gibi görünen tüm fikirlerim en başından beri senin yok sayan o yargın altında ezilirdi. Buna düşünce eksiksiz ve istikrarla uygulanana kadar katlanmak neredeyse imkansızdı. Burada herhangi bir yüce düşünceden değil, çocukluk çağının bütün küçük girişimlerinden bahsediyorum. Herhangi bir konuda mutluluk duymak, tatmin duygusu hissetmek, eve gelip bundan söz etmek yetiyordu. Cevabın alaycı bir iç çekme, kafa sallama, parmağınla masayı tıklatma oluyordu. Ben daha güzel bir şey gördüm ya da bana mı dedin, senin sorunun ya da benim kafam o kadar rahat değil ya da onun yerine git kendine bir şeyler al ya da aman ne büyük olay. Elbette sen dert ve tasa içinde yaşarken kimse senden çocukların ıvır zıvırlarını coşkuyla karşılamanı bekleyemezdi. Mesele o da değildi. Mesele daha ziyade aksi mizacın nedeniyle bu tür hayal kırıklıklarını çocuğa her seferinde ve öncelikli olarak yaşatmak zorunda olman, dahası bu zıtlığın malzemenin birikmesiyle durmadan güçlenerek 40 yılın başı benimle aynı fikri paylaştığında bile alışkanlık gereği ortaya çıkmasıydı. Ve son olarak çocuğun bu hayal kırıklığı sıradan bir hayatın hayal kırıklıkları değildi. Senin her şeye kural koyan kişiliğinden kaynaklandığı için çocuğun hayatının özünü de etkiliyordu. Cesaret, azim, güven, şundan veya bundan alınan keyif. Sen karşıyken ya da sadece karşı olduğun varsayıldığında bile sonuna kadar dayanamazdı. Ve senin de hemen her şeye karşı olduğun varsayılabilirdi. En azından ben öyle varsaydım. Bu durum düşünceler kadar insanlarla da ilgiliydi. Bir insana ufacık bir ilgi duymam, mizacımdan dolayı pek sık gerçekleşmese de senin duygularımı umursamadan, yargımı dikkate almadan hakaretler, iftiralar ve aşağılamalar sıralamana yetiyordu. Bunun bedelini de örneğin yidiş oyunları oynayan Löwy gibi masum ve çocuksu insanlar ödemek zorunda kaldı. Löwy'yi hiç tanımadan, artık unuttuğum korkunç bir şekilde onu haşereyle bir tuttun. Sevdiğim insanlar için elinin altındaki köpekli pireli atasözlerini ne de sık kullandın.
O oyuncuyu burada özellikle hatırlıyorum. Çünkü onun hakkındaki ifadelerini şu açıklamayla not almıştım. Babam hiç tanımadığı arkadaşım hakkında böyle konuşuyor. Sırf benim arkadaşım olduğu için. Bunu beni çocukça bir sevgi ve minnet duygusundan yoksun olmakla suçladığı her sefer onun yüzüne vuracağım. Benim için hep anlaşılmaz olan kelimelerin ve yargılarınla bana nasıl bir üzüntü verebildiğin konusundaki katıksız duyarsızlığındı. Sanki gücünden habersiz gibiydin. Kuşkusuz çoğu kez ben de kelimelerimle seni incitmişimdir. Ama sonradan bilirdim. Canım yakardı. Ama kendime hakim olamazdım. Dilimi tutamazdım ve daha ağzımdan çıkarken pişman olurdum. Oysa ki sen sözlerinle döverdin. Kimseye acımazdın. Ne sözünü söylerken ne de sonrasında. İnsan senin karşında tamamen savunmasız olurdu. Ama senin çocuk yetiştirme yöntemin buydu. Sanırım senin bu konuda bir yeteneğin var. Kendin gibi bir insanı bu yöntemle kuşkusuz yararlı olabilirdin. Ona söylediklerinin akla uygunluğunu kabul eder, daha fazlasına aldırmaz ve bütün işleri böylece yürütebilirdi. Ama bir çocuk olarak benim için durum farklıydı. Bana söylediğin her söz Tanrı'nın bir buyruğu gibiydi. Asla unutmazdım. O sözler dünyayı, özellikle de seni yargılamamda en önemli araç olarak kaldı bana. Ve sen de bu noktada büsbütün başarısızlığa uğradın. Çocukken seninle daha çok yemek zamanı birlikte olduğumdan, eğitimin büyük kısmı yemek masasında doğru davranışlar üzerineydi. Masaya konan yemek bitirilmek zorundaydı. Lezzetli olup olmadığı hakkında konuşulmamalıydı. Sense yemeği sıklıkla yenmez bulur, hayvan yemi olarak nitelendirirdin. Sığır karı, ziyan etmişti işte. Kuvvetli iştahın ve her şeyi çabuk, sıcak ve büyük lokmalar halinde yeme arzun sebebiyle çocuk da acele etmek zorundaydı. Tembihlerle bölünen kasvetli bir sessizlik olurdu masada. Önce ye, sonra konuş. Ya da çabuk çabuk çabuk. Ya da bak gördün mü, ben çoktan yiyip bitirdim. Kemikleri parçalamaya izin yoktu. Sen yapabilirdin. Sirkeyi höpürdetmeye izin yoktu. Sen yapabilirdin. Asıl mesele ekmeğin düzgün kesilmesiydi. Ama sen ekmeği her yerinden sos damlayan bıçağınla kesebilirdin. Yemek kırıntılarının yere dökülmemesine dikkat edilmeliydi. Ama en fazla kırıntı senin altında olurdu. Yemek masasında yalnızca yemekle ilgilenilmeliydi. Ama sen tırnaklarını temizleyip keser, kurşun kalemini açar, kürdanla kulaklarını temizlerdin. Lütfen beni yanlış anlama baba. Bunların hepsi tamamen önemsiz ayrıntılardan ibaret olabilirdi. Ama benim için baskı unsuru haline gelmeleri, sen benim için böylesine muazzam bir ölçüt olan insan, bana koyduğun yasaklara bizzat kendin uymadığında gerçekleşti. Böylece dünya benim için üç bölüme ayrıldı. Birinde ben, köle, sadece benim için icat edilmiş ve nedendir bilmem, asla tam anlamıyla karşılayamadığım kurallar çerçevesinde yaşıyordum. Sonra benden sonsuzluk kadar uzak olan ikinci bir dünyada sen yaşıyordun. Yönetimle uğraşıyor, emirler veriyor ve emirler yerine getirilmediğinde kızıyordun. Ve en sonunda da geri kalan insanların mutlu, emir ve itaatlerden muaf yaşadıkları bir üçüncü dünya vardı. Bense daima utanç içindeydim. Ya senin emirlerini uyguluyordum ki bu utanç vericiydi. Çünkü sadece benim için geçerliydiler ya da inatçıydım ki bu da utanç vericiydi. Çünkü nasıl olurdu da sana karşı inatçılık edebilirdim. Ya da senin gücüne, iştahına, zekana sahip olmamama rağmen emirlerine uymamı sanki sıradan bir şeymiş gibi talep etmeni anlayamıyordum. En büyük utanç kaynağı da buydu. Sonuç olarak çocuğun düşünceleri değişmiyordu. Ama duyguları fena halde sarsılıyordu. O zamanki durumumu Felix'inkiyle kıyaslarsam kendimi daha iyi ifade edebilirim belki. Ona da benzer şekilde davranıyorsun. Hatta çok daha korkunç terbiye yöntemlerini uyguluyorsun. Mesela yemekte senin görüşüne göre uygunsuz bir şey yaptığında, o zamanlar bana söylediğin gibi seni koca domuz demekle yetinmiyor, ekliyorsun da. İşte gerçek bir Herman. Ya da tıpkı baban gibisin. Ancak bu belki de, belki de fazlasını söyleyemeyiz. Felix'e esasen bir zarar vermiyor. Çünkü sen onun için özel bir öneme sahip olsan da sadece bir büyük babasın. Benim için olduğun gibi her şeyi değilsin onun. Ayrıca Felix daha sakin ama bir bakıma daha erkeksi bir karakter. Gürleyen bir sesin etkisiyle afallayabilir ama bu afallamanın uzun sürmesine izin vermeyecektir. Hepsinden önemlisi Felix seninle sadece arada sırada bir arada, yani başka etkilere de açık. Sen onun için daha çok istediğini seçebileceği sevimli bir tuhaflıklar bütünüsün. Benim için tuhaf değildin. Seçme şansım yoktu. Ne varsa almaya mecburdum. Üstelik buna karşı hiçbir şey ileri süremeden, çünkü kabul etmediğin ya da ortaya atmadığın bir konu üzerine sakince tartışmak senin için daha baştan imkansızdır. Senin o buyurgan yapın buna müsaade etmez. Son yıllarda bunu kalp çarpıntılarınla açıklıyorsun. Ben senin özünde farklı olduğun bir zamanı bilmiyorum.
Bu kalp çarpıntıları en fazla otoritenin daha sert bir şekilde uygulaman için bir araç olmuştur. Çünkü bunun düşüncesi bile karşı tarafın nihai itirazlarını boğmaya yeter. Bu bir suçlama değil elbette, sadece bir durum değerlendirmesi. Otla için bile insan bu kızla bir türlü konuşamıyor. Hemen karşısındakilere saldırı veriyor dersin hep. Ama aslında Otla'nın kimseye saldırdığı yok. Sen meseleyle kişiyi karıştırıyorsun. Mesele senin üzerine saldırıyor ve sen de oracıkta karşındaki kişiyi dinlemeden konu hakkındaki kararını veriyorsun. Sonrasında sana söylenenlerse seni sadece daha çok sinirlendiriyor ve katiyen ikna etmiyor. Sonrasında senden gelen tek cevap şu oluyor. Ne istiyorsan onu yap. Bana göre hava hoş. Yetişkin insansın. Sana öğüt verecek halim yok. Tüm bunları öfkenin ve katıksız yargılamanın o korkutucu boğuk hırıltısıyla söylüyorsun. Bugün bu ses karşısında tıpkı çocukluk çağımdaki gibi titremememin sebebi çocukluğun salt suçluluk duygusunun yerini orta çaresizliğimin idrakına bırakmasıdır. Sakin bir ilişkinin imkansızlığının aslında son derece doğal bir sonucu daha vardı. Konuşmayı unuttum. Zaten çok büyük bir hatip olacağım da yoktu. Ama son derece akıcı, normal bir konuşmaya hakimdir. Ama sen daha en başında bana kelimeyi yasakladın. Tek kelime itiraz yok tehdidi ve yanında kalkan el o zamandan beri bana eşlik ediyor. Böylece senden ki konu kendi meselelerin olduğunda mükemmel bir hatip kesilirsin. Kem kümeden, kekeleyen bir konuşma şekli aldım. Senin için bu da çok fazlaydı ve sonunda sustum. Önceleri belki inattan, sonra ise karşında ne düşünebildiğim ne de konuşabildiğim için. Ve benim esas yetiştiricim sen olduğun için bu hayatımın her alanına nüfuz etti. Sana boyun eğmediğime inanıyorsan bu kesinlikle tuhaf bir yanılgı olur. Her zaman her şeye karşı gerçekten de zannettiğim ve beni itham ettiğin gibi sana karşı edindiğim bir hayat düsturum olmadı. Aksine sana daha az uysaydım benden daha çok memnun olurdun. Lakin bütün eğitsel önlemlerin hedefine ulaştı. Hiçbir hamleden kaçmadım. Ben olduğum halimle hayatın temel ilkeleri ve etkileri hariç senin yetiştirme tarzının ve benim itaatimin bir sonucuyum. Sonucun seni her halükarda utandırmasının ve bunun senin yetiştirme tarzının bir neticesi olarak kabullenmeyi farkında olmadan reddetmenin sebebi senin elinle benim hamurumun birbirine bu denli yabancı olmasıdır. Tek kelime itiraz yok derdim ve böylece sana uygun olmayan içimdeki karşı güçlükleri susturmak isterdin. Ancak bu baskı benim için fazla ağırdı. Fazla itaatkardım, tamamen sessizliğe bürünür, kendimi senden gizlerdim. Ve ancak hakimiyetinin bana en azından doğrudan ulaşamayacağı kadar uzaklaştığımda senden, işte o zaman kıpırdamaya cesaret ederdim. Buna rağmen karşımda dururdun ve her şey sadece senin gücünün ve benim zayıflığımın doğal sonucu da olsa sana yine de karşı görünürdü. Senin özellikle etkili, en azından bana karşı asla şaşmayan hitabete dayalı eğitim araçların şunlardı. Azarlamak, tehdit etmek, alay etmek, kötü amaçlı gülmek ve şaşırtıcı bir şekilde kendi halinde hayıflanmak. Beni doğrudan ve belirgin hakaretlerle azarladığını hatırlamıyorum. Gerek de yoktu zaten. Farklı yöntemlerin vardı. Bunun yanı sıra evde, özellikle de iş yerindeki konuşmalarda başkaları hakkında öyle hakaretler yağdırırdın ki, küçük bir çocuk olarak neredeyse bunların etkisiyle uyuşurdum. Üstelik bu sözleri üzerime alınmamam için sebebi de yoktu. Çünkü hakaret ettiğin bu insanlar muhakkak benden daha kötü değillerdi. Ve sen de muhakkak onlardan benden olduğun kadar memnuniyetsiz değildin. Ve işte burada da yine senin anlaşılmaz masumiyetin ve dokunulmazlığın kendini gösterirdi. Kendini sövüp saydığında hiçbir kaygı duymaz, başkalarını sövmesini yargılar ve yasaklardın. Hakareti tehditle güçlendirirdin ve bu benim için de geçerliydi artık. Mesela benim için en korkuncu şuydu. Seni bir balık gibi parçalarım. Ardından bir fenalık gelmeyeceğini bilmeme rağmen, tabii küçük bir çocukken bunu bilmiyordum. Bunu bile yapabilecek kabiliyette olman kafamdaki gücüne dair düşünceye uyardı. Bağırarak masanın etrafında koşup birini yakalamaya çalışman da korkutucuydu. Muhtemelen yakalamak da istemezdin ama yine de yapardın ve annem de sonunda onu sözüm ona kurtarırdı. Bir kez daha bir çocuk senin insafın sayesinde hayatta kaldığını zannederdi ve bunu hak edilmemiş bir armağan olarak taşımaya devam ederdi. İtaatsizliğin sonuçlarına dair tehditler de bu sınıfa aitti. Hoşuna gitmeyecek bir şey yapmaya kalktığımda ve sen beni başarısızlıkla tehdit ettiğinde fikrine duyduğum o korkuyla karışık hayranlık o kadar büyüktü ki başarısızlık belki daha ileriki bir zaman için bile olsa kaçınılmaz olurdu. Herhangi bir şey yapma kabiliyetime dair güvenimi kaybettim. Tutarsız ve kararsızdım. Yaşım ilerledikçe değersizliğime kanıt olarak sunduğun örnekler de arttı. Yavaş yavaş bir anlamda sahiden haklı çıktın.
Bir kez daha senin yüzünden böyle olduğumu iddia etmekten kaçınıyorum. Sen sadece var olanı pekiştirdin ama fazla pekiştirdin. Çünkü benim karşımda çok güçlüydün ve tüm gücünü bunun için kullandın. İroniyle eğitime özellikle güvenirdin. Benim üzerimdeki üstünlüğünü en iyi tekabül edeni de buydu. Uyarıların genellikle şu şekildeydi. Bunu şöyle ya da böyle yapamaz mısın? Bu sana çok fazla gelir herhalde. Bunun için zamanın yoktur tabii ve buna benzer şeyler. Ayrıca bu tip sorular pis bir gülümseme ve sinirli bir yüz ifadesi eşliğinde gelirdi. Bir bakıma insan daha kötü bir şey yaptığını anlamadan cezalandırılmış olurdu. İnsana üçüncü şahıs olarak davranıldığı, yani kötü bir söze bile değer görülmediği, azarlanmalar da rahatsız ediciydi. Sanki annemle konuşuyor gibi yapıp esasında annemin yanı başında oturan bana laf söylemen gibi. Örneğin, sayın oğlumuzdan bunu bekleyemeyiz tabii ve benzeri. Bu durum zamanla annemin yanında olduğu zamanlarda alışkanlık olduğu üzere sana doğrudan bir şey sormaya cesaret edemediğim bir intikam oyununa dönüştü. Çocuk için hemen yanı başında oturan anneye seni sormak çok daha tehlikesizdi. Anneye "Babam nasıl?" diye soruluyor ve böylece sürprizlere karşı korunmuş olunuyordu. Kuşkusuz insanın başkasını, örneğin beni yıllarca kızdıran Ellie'yi hedef aldığın için en kötü alaylara dahi ses çıkarmadığı durumlarda söz konusuydu. Neredeyse her yemekte ondan "Bu şişman kız masadan 10 metre uzakta oturmak zorunda" diye bahsetmen ve sandalyende en ufak bir samimiyet ve keyif belirtisi göstermeden, aksine Ellie'nin oturuşunun senin zevkine göre nasıl son derece tiksindirici olduğunu, azılı düşmanıymışçasına taklit etmen benim için bir melanet ve başkalarının kötülüğünden zevk alma şöleniydi. Bu ve buna benzer şeyler kaç kez tekrarlandı ve sen aslında bunlarla ne az şey de elde ettin. Sanırım mesele öfke ve kızgınlık patlamasının konunun kendisiyle doğru orantılı gibi görünmemesiydi. İnsan bu öfkenin yalnızca masaya uzak oturmak gibi bir detaydan kaynaklanmadığı, zaten bütün ihtişamıyla baştan beri orada bulunduğu ve dışarı taşmak için tesadüfen o anda bu olayı bahane ettiği duygusuna kapılıyordu. Bu öfkenin kendine her halükarda bir bahane bulacağından şüphe duymadığımızdan kendimizi toparlamaya da pek çalışmazdık. Ayrıca kişi bitmek tükenmek bilmeyen tehditler karşısında hissizleşiyordu. Zaten dayak yemeyeceğimize de gitgide emin olmaya başlamıştık. Somurtkan, dikkatsiz, söz dinlemeyen, çoğunlukla da içsel bir bakış arayan çocuklara dönüştük. Sen öyle acı çektin. Biz böyle. Çocuğa ilk defa cehennemi çağrıştıran o sıkılmış dişlerin gırtlağından kopup gelen gülüşüne alışkın olduğun üzere, daha geçenlerde İstanbul'dan gelen bir mektup için dediğin gibi, ne topluluk ama derken kendi bakış açına göre tamamen haklıydın. Çocukların açısından bu durumla hiç bağdaşmıyor gibi görünen, alenen kendinden yakınmandı ki bu çok sık yaşanırdı. İtiraf ediyorum, çocukken bana karşı hiçbir şey hissetmezdin. Sonradan hissettim elbet ve empati beklediğini nasıl olurdu da anlayamazdım. O kadar muazzamdın ki her bakımdan bizim merhametimizin ya da yardımımızın senin için ne önemi olabilirdi? Aslında önemsemiyor olman gerekirdi. Çoğunlukla bizi de önemsemediğin gibi. Bu yüzden buna dair şikayetlerini ciddiye almaz, hatta ardında gizli bir niyet arardım. Çok sonraları anladım. Çocukların yüzünden gerçekten çok acı çektiğini ama o yakınmalarının başka şartlar altında çocukça, samimi, tereddütsüz her türlü yardıma hazır bir zihni etkileyebileceği zamanlarda bana yalnızca fazlasıyla vurgulanan eğitim ve aşağılama yöntemleri gibi görünürlerdi. Üstelik bu yöntemler güçlü olmasa da yan etkileri zararlıydı. Çocuğun ciddiye alması gereken şeyleri bile almamaya alıştırıyorlardı. Ne mutlu ki bunun istisnaları da vardı. Senin sessizce acı çektiğin ve sevgiyle iyiliğin kendi güçleriyle karşılarına çıkan her şeyi yendiği ve doğrudan zapt ettikleri zamanlar. Seyrek gerçekleşiyordu böyle zamanlar ama fevkaladeydi. Mesela seni eskiden sıcak yaz günlerinde öğleleri yemekten sonra dükkanda yorgun bir şekilde bir dirseğin tezgaha dayalı uyuklarken gördüğümde ya da pazar günleri yorgun argın bir halde yazlığa yanımıza geldiğinde ya da annem ağır bir hastalığa yakalanmışken kütüphaneye tutunmuş sarsılarak ağladığında ya da son rahatsızlığında ben Otlan'ın odasında yatarken yanıma gelerek eşikte durup beni görmek için boynunu uzatıp rahatsız etmemek için yalnızca elinle selamladığında. Böyle zamanlarda uzanır ve mutluluktan ağlardım. Şimdi yazarken yine ağlıyorum. Senin çok güzel, az görülür şekilde sessiz, memnun, tasdikleyen ve yönelttiğin kişiyi son derece mutlu eden bir gülümsemen de var. Bu gülümsemenin çocukluğumda bana çok ihsan edildiğini hatırlamıyorum ama edilmiş olmalı. Çünkü sana henüz masum göründüğüm ve benim için büyük umutlar beslediğin zamanlarda onu neden benden esirgemiş olasın ki? Gel gör ki bu dostane izlenimler uzun vadede suçluluk duygusunu çoğaltmaktan ve dünyayı benim için daha anlaşılmaz kılmaktan başka bir şeye yaramadı.
Gerçekten olana ve süregelene bağlı kalmayı tercih ettim. Kendimi senin karşına biraz olsun savunabilmek için, kısmen de bir tür intikam olarak sana dair fark ettiğim ufak gülünçlüklerle izlemeye, biriktirmeye, abartmaya başladım. Mesela bazen sadece görünüşte de olsa kendinden üstün kimselere nasıl hayran kaldığını ve onlardan durmadan sanki bir kraliyet müşaviri ya da o seviyedeymişçesine bahsetmeni, diğer yandan senin yani babamın kendi değerini ispatlamak için böylesine değersiz şeylere ihtiyacın olduğuna inanmam ve bunlarla böbürlenmen de acı verirdi bana. Ya da sadece boş laftan ve ufak uygunsuzluklardan başka şey değilken, sanki çok isabetli bir şey söylemişçesine çok güldüğün, mümkün olduğunca gürültülü şekilde sarf ettiğin o edepsiz sözlere düşkünlüğünü izlerdim. Aynı zamanda bu da yine senin yaşam gücünün beni utandıran bir dışa vurumuydu. Böyle birbirinden değişik izlenimlerim çoktu tabii. Beni mutlu ediyordu. Fısıldaşmak ve şakalaşmak için vesile oluyordu. Bazen bunu fark eder, sinirlenirdin. Kötü niyet ve saygısızlık addederdin. Fakat inan bana, benim için bunlar kendini korumaya yönelik beceriksiz vasıtalardan başka bir şey değildi. Şakaydılar. Hani insanın tanrılar ve krallar hakkında anlattıkları gibi, sadece derin bir saygıyla bağlantılı olmakla kalmayıp, o saygının parçası da olan şakalardan. Bu arada sen de benim karşımdaki benzer durumuna uygun olarak bir çeşit savunma denedin. Abartılı şekilde iyi olduğumu ve bana ne kadar iyi davranıldığını zikreder dururdun. Bu doğru ama bunun mevcut koşullar altında bana çok da yardım ettiğine inanmıyorum. Annemin bana sınırsız bir iyilikle davrandığı doğruydu ama benim için bunların hepsi seninle ilişkime dayanıyordu. Yani iyi bir ilişkiye değil. Annem farkında olmadan sürek avındaki sürücünün rolünü üstlenmişti. Senin yetiştirme tarzın herhangi bir beklenmedik durumda bende inat, direnç, hatta nefret yaratarak kendi ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayabilecekken, annem iyi niyetle, akıllıca konuşarak, o benim için çocukluğumun karmaşasındaki aklın timsaliydi, arabuluculuk ederek durumu dengeler ve ben de belki ikimizin de yararına olacak şekilde kaçabilecekken yine senin tuzağına geri sürülürdüm. Ya da gerçek bir barış sağlanamaz, annem beni gizlice senden korurdu. Kenarda köşede bana gizlice bir şey uzatır, gizlice izin verirdi. Sonra ben yine senin karşında ışık tutulunca donakalan yaratığa, bir sahtekara, kendi hiçliği yüzünden hakkı olanı bile ancak dolambaçlı yollardan elde edebilen bir suçluya dönüşürdüm. Elbet zamanla kendi fikrimce hakkım olmayan bu yolları aramaya alıştım. Bu da suçluluk duygumun artması demek oluyordu. Bana bir kez bile gerçekten vurmadığın da doğru. Ama bağırman, yüzünün kıpkırmızı olması, bir acele pantolon askılarını çözmen, o pantolon askılarının iskemlenin sırtında hazır beklemesi benim için neredeyse daha kötüydü. Sanki birinin idam edilmesi gibi. Gerçekten asılırsa ölür ve her şey biter. Ama asılması için yapılan bütün hazırlıklara tanıklık etmek zorunda kalır ve ilmek yüzünün karşısında sallanırken affedildiğini öğrenirse bunun ıstırabını hayatı boyunca taşır. Dahası açıkça sergilediğim fikrine göre dayağı hak ettiğim ama senin merhametin sayesinde ucuz kurtulduğum seferler çoğaldıkça suçluluk hissim de artıyordu. Her açıdan sana borçlu kalıyordum. O zamandan beri işin sayesinde hiçbir yoksunluk çekmeden huzurlu, sıcak ve bolluk içinde yaşadığımı başıma kakar dururdun. Üstelik benimle yalnızken ya da başkalarının önünde ki bu ikincisinin ne kadar küçük düşürücü olduğuna dair hiçbir fikrin yoktu. Hiç fark etmedin. Çocukların meseleleri sana göre hep umumi oldu. Benim de gerçek anlamda oyuklar açan o sözlerini düşünüyorum. Daha 7 yaşımdayken at arabasıyla köyleri dolaşmak zorundaydım. Hepimiz tek bir kulübede uyumak zorundaydık. Yiyecek bir patatesimiz olduğunda mutlu olurduk. Kışlık giysilerim yetersiz olduğu için yıllarca bacaklarımda açık yaralar vardı. Daha ufacık çocukken çalışmaya Pisek'e giderdim. Evden hiçbir şey almadım. Askerdeyken bile. Hatta ben eve para yollardım. Ama yine de babam her zaman babamdı. Bugün kim bunu biliyor? Çocuklar ne biliyor? Kimse bunları çekmedi. Bugün hangi çocuk bunu anlar? Bu anlattıklarım başka şartlar altında mükemmel bir çocuk yetiştirme malzemesi olabilirdi. Babalarının katlandığı aynı dertlerin ve yoklukların üstesinden gelmek insana cesaret ve kuvvet verebilirdi. Ama senin istediğin bu değildi. Durum çabaların sonucu başka bir hal almıştı. Senin yaptığın şekilde kendini gösterme fırsatı kalmamıştı. Böyle bir fırsat zorla ve yıkarak yaratılmalıydı. Evden kaçmak gerekirdi. Elbette bunun için gereken karar verme yetisi ve gücüne sahip olmam ve annemin kendi özgün yöntemleriyle buna karşı çıkmaması koşuluyla. Ama zaten sen tüm bunları istemiyordun. Sen bunu nankörlük, taşkınlık, itaatsizlik, çılgınlık olarak nitelerdin. Bir yandan örneklerle, hikayelerle ve utandırarak özendirdiğin şeyi diğer yanda en sert şekilde yasaklıyordun. Yoksa mesela Otla'nın Zürai macerasına beraberindeki koşulları hesaba katmazsak aslında memnun olman gerekirdi.
Senin geldiğin o taşraya gitmek istiyordu. Senin çalıştığın gibi çalışmak, senin çektiğin gibi yokluk çekmek istiyordu. O da senin babandan bağımsız olduğun gibi bağımsız olmak istiyor ve işinde gösterdiğin başarılarının tadını çıkarmak istemiyordu. Bunlar o kadar korkunç niyetler miydi? Senin örneğinden ve öğretinden o kadar uzak mıydı? Evet, neticede Otla'nın niyetleri başarısızlıkla sonuçlandı. Belki biraz gülünç, fazla yaygaralı bir uygulamaydı. Otla anne babasına karşı yeterince düşünceli davranmadı. Ama bu gerçekten onun suçu muydu? Aynı zamanda koşulların ve ona bu kadar yabancılaşmış olmanın da suçu değil miydi? Otla sana dükkanda daha sonra kendini inandırmaya çalıştığı gibi Züraide olduğundan daha mı az yabancıydı? Ve aslında kendini buna ikna edebilseydin eğer, onu cesaretlendirerek, gözeterek ve ona nasihat ederek, hatta belki de sadece sabrederek bu maceradan güzel bir şey çıkmasını sağlayacak güce sahip değil miydin? Böyle tecrübelerin ardından hep tatsız bir şakayla durumumuzun fazla iyi olduğunu söylerdin. Ama bu bir anlamda şaka değil. Senin savaşmak zorunda kaldığın şeyleri biz senin sayende edindik. Ama senin küçük yaştan itibaren sorumlu olduğun dış dünyayla savaşı biz ancak yetişkin yaşımızda çocuk gücümüzle vermek zorunda kaldık. Sırf bu yüzden bizim durumumuzun seninkine kıyasla daha elverişsiz olduğunu söylemiyorum. Belki de az çok eşdeğerdir. Temel yapılarımızın karşılaştırılabilir olmadığı muhakkak. Bizim buradaki dezavantajımız kendi sıkıntılarımızla övünemeyeceğimiz ve bunlarla senin kendi sıkıntılarınla yaptığın gibi kimseyi aşağılayamayacağımız bir durumda olmamız. Mümkün olsaydı büyük ve başarılı işinin meyvelerinin gerçekten hakkıyla tadına varabileceğimi, onları değerlendirebileceğimi ve seni memnun etmek için onlarla çalışmaya devam edebileceğimi yadsımıyorum. Ama buna engel olan bizim yabancılaşmamızdı. Senin bana verdiklerinin tadını çıkarabilirdim ama sadece utanç, yorgunluk, zayıflık ve suçluluk hissiyle. Bu yüzden sana her şey için yalnızca bir dilenci kadar müteşekkir olabilirim. Yaptıklarınla değil. Bütün bu yetiştirme tarzının ortaya çıkan bir diğer sonucu, seni uzaktan bile hatırlatan her şeyden kaçmamdı. Öncelikle işten. Aslına bakarsan özellikle ben henüz küçük bir çocukken, burası henüz sokak üzeri bir dükkandı. Buranın çok hoşuma gitmesi gerekirdi. Capcanlıydı. Akşamları aydınlatılırdı. İnsan pek çok şey görür, duyardı. Orada burada yardım edebilir, kendimi gösterebilirdim. Ama her şeyden önce seni izlerdim hayranlıkla. O harika tüccarlık yeteneklerini, nasıl sattığını, insanlarla ilgilenişini, şakalar yapmanı, yorulmak bilmez halini, ikircikli durumlarda hemen doğru kararı vermeni ve dahası ayrıca paket yapışın ya da bir sandığı açışın izlenmeye değer bir gösteriydi. Ve tüm bunlar muhakkak ki bir çocuk için kötü bir okul değildi. Ama beni yavaş yavaş her bakımdan korkuttuğun ve dükkanla örtüştüğün için orası da bana pek rahat gelmemeye başladı. Önceleri normal karşıladığım şeyleri beni sıkıyor ve utandırıyordu. Özellikle çalışanlarına davranışın. Bilmiyorum, belki çoğu iş yeri böyleydi. Ama diğer iş yerleri çocukken ilgilendirmiyordu beni. Ama seni dükkanda o zamanki fikrimce görülmemiş bir şekilde bağırırken, hakaretler savururken ve öfkeden kudururken görüyor ve duyuyordum. Sırf ettiğin hakaretler de değildi olay. Başka zorbalıklar da söz konusuydu. Mesela diğerleriyle karıştırmak istemediğin malları bir darbeyle tezgahtan fırlatıverirdin. Yalnız öfkenin şuursuzluğunu affettirirdi seni ve malları yerden kaldırmak zorunda kalan tezgahtar olurdu. Ya da akciğer hastası tezgahtarı kastederek durmadan kullandığın ifade. Telef olsun hasta köpek. Çalışanları maaşlı düşmanlar diye adlandırırdın. Öyleydiler de. Ama onlar daha düşman olmadan sen onların maaş veren düşmanı gibi görünürdün gözüme. Orada önemli bir ders de aldım. Adaletsiz olabileceğini gördüm. Bana kalsa o kadar erken fark etmezdim bunu. Ne de olsa sana hak veren, fazlasıyla suçluluk duygusu birikmişti içimde ama oradakiler. Elbette sonra çok değil ama bir parça düzelttiğim çocukça düşünceme göre, bizim için çalışan ve bu yüzden sana duydukları sonu gelmez korkuyla yaşamak zorunda kalan yabancı insanlardı. Tabii ki abarttım burada. Çünkü insanlara da bana olduğun kadar korkunç gözüktüğünden en konu emindim. Eğer öyle olsaydı gerçekten yaşayamazlardı. Ama onlar çoğunlukla mükemmel sinirlere sahip yetişkin insanlar olduklarından hakaretleri hiç zorlanmadan bir silkinmeyle üzerlerinden atarlardı. Ve sonuçta bu sana onlardan daha çok zarar verirdi. Ama iş yerini bana göre daha da çekilmez kıldı. Seninle aramdaki ilişkiyi hatırlatıyordu fazlasıyla. İşletme çıkarları ve senin yönetme hırsın bir yana, bir iş adamı olarak bile yanında çıraklık etmiş herkese karşı o kadar baskındın ki hiçbir icraatleri seni tatmin etmiyordu. Aynı şekilde bana karşı da sonsuz bir tatminsizlik hissetmiş olmalısın. Bu yüzden çalışanların tarafında olmam gerekiyordu. Üstelik sırf korktuğum için insanın bir yabancıya nasıl böyle azarlayabildiğini kavrayamadığımdan, kendimce aşırı derecede sinirlendiklerini düşündüğüm çalışanları
Korkudan ve yine kendi emniyetim için seninle ve ailemizle barıştırmak isterdim. Bunun için çalışanlara karşı her zamanki gibi ve düzgün davranmak yetmezdi. Daha çok alçak gönüllü olmalıydım. Sadece ilk selamı vermekle kalmamalı, mümkünse onları selamıma karşılık vermeye mecbur da bırakmamalıydım. Ve ben önemsiz kişi, onların ayaklarının altına da yalasam, senin yani efendilerinin tepelerine binmesini telafi edemeyecektim. Burada çevrendeki insanlarla kurduğum ilişki etkisini iş yerinin dışında ve ileride de gösterdi. Buna benzer ama bendeki kadar tehlikeli ve derin olmasa da Otla'nın yoksul insanlarla kurduğu ilişki de buna bir örnektir. Seni son derece rahatsız eden hizmetçi kızla birlikte oturması ve benzerleri. Sonuçta iş yerinden korkar duruma geldim ve dükkan zaten liseye başlamadan uzun zaman önce benim meselem olmaktan çıkmıştı. Lise sayesinde bu durum devam etti. Ayrıca bu işi yeteneklerimin çok üzerinde görüyordum. Çünkü senin de söylediğin gibi senin yeteneklerini bile tüketmişti. Sonra sen bugün bile benim için çok sarsıcı ve utanç vericidir. Benim işe, senin eserine karşı, seni gerçekten çok üzen isteksizliğimden, birazcık da kendine tat çıkarmanın yolunu, bende ticari zeka olmadığını, kafamın daha kıymetli fikirlere çalıştığını iddia etmekte buldun. Elbette annem, kendi kendine zorla kabul ettirdiğim bu açıklamadan çok mutlu oldu. Hatta ben bile kibrim ve çaresizliğim içinde bundan etkilendim. Ama beni şimdi ama ancak şimdi dürüstçe ve gerçekten nefret ettiğim, o iş yerinden uzaklaştıran yalnızca ya da çok daha kıymetli fikirler olsaydı, bunların kendilerini daha farklı şekilde dışa vurmaları gerekirdi. Beni sessiz ve ürkek şekilde lise ve hukuk öğrenimi boyunca başıboş bırakıp sonunda bir memur masasına kondurarak değil. Senden kaçmak istiyorsam ailemden de kaçmak zorundaydım. Hatta annemden de. İnsan aslında onun yanında her zaman bir sığınak bulabilirdi. Ama sadece seninle ilişkiliyse. Seni fazlasıyla seviyordu ve kendini sana aşırı bir sadakatle adamıştı. Öyle ki çocuğunun mücadelesi için uzun vadede bağımsız bir manevi güç olamazdı. Çocuksu ama yerinde bir içgüdü doğrusu. Çünkü yıllar içinde sana giderek daha da sıkı bağlandı. Kendine dair konularda dar sınırlar içindeki bağımsızlığını güzelce ve nazikçe seni bir kez bile gerçekten incitmeden korurken yıllar içinde çocuklar hakkındaki yargılarını ve hükümlerini aklından çok duygularıyla gözü kapalı benimsedi. Özellikle de Otla'nın düştüğü o sahiden de zor durumunda. Elbette annemin aile içindeki yerinin ne kadar kahredici ve yorucu olduğunu unutmamak gerek. Hem dükkanda hem evde didindi durdu. Aile içinde görülen bütün hastalıklar yüzünden iki misli acı çekti. Ama seninle bizim aramızda kalırken çektikleri hepsinin doruk noktası oldu. Sen ona karşı hep sevgi dolu ve anlayışlı davrandın. Ama bu bakımdan sen de onu bizim de yapamadığımız gibi koruyamadın. Acımasızca yüklendik ona. Sen bir yandan, biz bir yandan. Bir avuntuydu bu. Hiçbirimiz kötü niyetli değildik. Aklımızda yalnızca kavga vardı. Senin bizimle, bizim seninle sürdürdüğümüz kavga. Acısını da annemden çıkarıyorduk. Senin onu elbette bir suçun olmadan bizim yüzümüzden kahretmen çocuk yetiştirme yöntemine olumlu bir katkı da sağlamıyordu. Bu bizim ona karşı başka koşullar altında haklı bulunmayacak davranışımızı da meşrulaştırıyordu. Senin haklı olduğun durumlar bir yana annem bizi şımarttığı için ve bu şımartma senin sistemine bazen sadece sessiz ve farkında olmadan yapılan bir karşı protesto olsa da senin yüzünden bizden, bizim yüzümüzden senden neler çekti. Elbette annem dayanma gücünü hepimize duyduğu sevgiden ve bu sevginin verdiği mutluluktan almasaydı şayet tüm bunları kaldıramazdı. Kız kardeşlerim ancak kısmen ayak uydurdular. Senin karşındaki durumundan en mutlu olan Valli'ydi. Anneme en yakın duran oydu. Bu yüzden o da benzer şekilde fazla çaba göstermeden ve zarar görmeden boyun eğdi sana. Sen de onu anneme hatırlattığı için daha sevecen bir şekilde kabullendin. Hem de hamurunda çok az kafkalık olmasına rağmen. Ama belki de bu sana daha uygundu. İçinde kafkalık yoksa sen bile bunu talep edemezdin. Biz diğer çocukların da olduğu gibi şiddetle kurtarılması gereken bir şeylerin kaybolup gideceği hissine kapılmıyordun. Zaten sen kafkalığı da kadınlarda çok dışa vurulduğu şekliyle pek sevmez gibiydin. Biz bunu bozmamış olsaydık, Valli'nin seninle olan ilişkisi daha dostane olabilirdi. Elli, senin çemberini neredeyse tamamen kırmayı başaran tek örnektir. Çocukluğunda bunu en az ondan beklerdim. O kadar mızmız, bıkkın, korkak, huysuz, hep suçluluk duyan, fazla ezik, fesat, tembel, arsız ve açgözlü bir çocuktu ki ona bakamaz, onunla konuşamazdım bile. Bana fazlasıyla beni hatırlatırdı. O da benim gibi aynı yetiştirme tarzının laneti altındaydı. Özellikle açgözlülüğünden tiksinirdim. Çünkü muhtemelen benimki daha güçlüydü. Açgözlük derin bir mutsuzluğun en belirgin özelliğidir. Her şeye karşı o kadar güvensizdim ki
Yalnız elimde ya da ağzımda tuttuğum şeye veya oraya götüren yolda ne varsa ona gerçekten sahiptim. Benzer durumda olan Ellie de tercihen tam olarak onu alırdı benden. Ama her şey gençlik yıllarında. Bu en önemlisi evden ayrılması, evlenmesi ve çocuk doğurmasıyla değişiverdi. Ve Ellie neşeli, kaygısız, cömert, özverili birine dönüştü. Doğrusu senin bu değişimi hiç fark etmemen ya da en azından bu başarıyı değerlendirememiş olman neredeyse inanılmaz. Ellie'ye eskiden beri duyduğum ve temelde değişmemiş hınç gözlerini kör etmiş ve bu hınç Ellie artık bizimle yaşamadığı için şimdi daha az gündemde. Üstelik Felix'e duyduğun sevgi ve Carl'a olan düşkünlüğün de bunu daha az önemsiz kılıyor. Yalnız Gertie bazen hala bunu çekmek zorunda kalıyor. Otla hakkında yazmaya neredeyse cesaret edemiyorum. Biliyorum, mektubun yaratmasını umduğun tüm etkiyi tehlikeye atıyorum. Normal şartlar altında Otla belirgin bir sıkıntıya ya da tehlikeye düşmediği sürece ona karşı yalnızca nefret duyardım. Sana kasıtlı olarak durmadan üzüntü ve sıkıntı yaşattığına ve sen onun yüzünden acı çekerken Otla'nın da tatmin olup sevindiğine inandığını bana kendi ağzınla itiraf ettin. Yani bir tür şeytan. Böylesine devasa bir yanlış anlamanın mümkün olabilmesi için aranıza seninle benim aramdakinden bile daha devasa bir yabancılaşma girmiş olmalı. Senden o kadar uzak ki artık onun olduğunu sandığın yerde onu değil, bir hayaleti görüyorsun sadece. Onunla ilişkinde fazlasıyla zorlandığını kabul ediyorum. Bu fazlasıyla karışık vakayı tam çözemesem de her halükarda burada en iyi Kafka silahlarıyla donatılmış bir çeşit lobi vardı. Bizim aramızda tam anlamıyla bir savaş yaşanmadı. Ben yenildim. Geriye kalan kaçış, hırçınlık, keder, içsel çatışma oldu. Oysa siz ikiniz her an savaş pozisyonundaydınız. Her an zinde, gücünüz yerinde. Umutsuz olduğu kadar görkemli bir manzara. İlk başlarda hayli yakın olmalısınız. Çünkü bugün bile dördümüz arasında Ot'la seninle annem arasındaki evliliğin ve evlilikle birleşen güçlerin belki de en saf tanımıdır. Sizi babayla çocuk arasındaki uyumun mutluluğundan eden nedir bilmiyorum. Sadece bu gelişmenin bendekine benzer şekilde gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Senin yapında zorbalık varken, onun yapısında da Lövilere özgü inatçılık, duyarlılık, adalet duygusu, tedirginlik ve tüm bunları destekleyen Kafkalara özgü gücün farkındalığı var. Elbet ben de etkiledim onu. Ama bizzat varlığımla, kendi dürtülerimle değil. Ayrıca Ot'la ailenin son çocuğu olarak zaten kurulmuş iktidar ilişkilerinin içine doğdu. Ve hali hazırdaki malzemelere bakarak kendi kararını verebilirdi. Daha onun mizacında biri olarak kendini senin kollarına mı yoksa düşmanlarınınkine mi dolaması gerektiği konusunda bir süre bocalamış olabilir. Besbelli o arada bir şeyi kaçırmış ve onu geri çevirmişsin. Oysa eğer mümkün olabilseydi ikiniz uyum bakımından muhteşem bir çift olurdunuz. Gerçi bu sayede bir müttefik kaybederdim ama sizin görüntünüz kaybımı fazlasıyla telafi ederdi. Ayrıca sen de en azından bir çocuğun da eksiksiz bir tatmin yaşamanın getireceği bu beklemedik mutluluk dolayısıyla benim lehime bir hayli değişebilirdin. Bunların hepsi bugün artık bir hayalden ibaret. Otla'nın babasıyla hiçbir bağı kalmadı. Tıpkı benim gibi. O da kendi yolunu kendi bulmalı ve bana kıyasla daha fazla sahip olduğu inanç, kendine güven, sağlık, kaygısızlık onu senin gözünde benden daha kötü ve hain biri yapıyor. Anlıyorum, senin açından bakınca başka türlü olamaz. Ama Otla kendini senin gözünden görebiliyor. Senin acını hissedip bundan ötürü çaresizlik hissetmiyor. Çaresizlik benim mesela. Büyük üzüntü duyuyor. Tabii sen bizi görünenin tam aksine sık sık bir arada görüyorsun. Fısıldaşıyoruz, gülüyoruz. Zaman zaman senden bahsettiğimizi duyuyorsun. Bizim küstah suç ortakları olduğumuz fikrindesin. Tuhaf suç ortakları. Şüphesiz ki eskiden beri düşüncelerimiz gibi konuşmalarımızın da baş temasının ama hakikaten sana karşı bir şeyler planlamak için değil, aksine tüm gayretimizle şakayla, ciddiyetle, inatla, kızgınlıkla, gönülsüzlükle, teslimiyetle, suçluluk duygusuyla, aklımızın ve kalbimizin tüm gücüyle seninle bizim aramızda devam eden bu korkunç süreci, tüm ayrıntıları, tüm yönleri ve tüm sebepleriyle uzaktan yakından birlikte değerlendirmek için bir araya geliyoruz. Senin hep hakimi olduğunu iddia ettiğin ama aslında en azından büyük oranda burada düşebileceğim tüm yanılgılara açık bir kapı bırakıyorum. Aynı bizim gibi zayıf ve gözleri kör olan tarafını oluşturduğum bu süreci değerlendirmek için. Eğitici etkine, tüm bunlarla ilintili öğretici bir örnek Irma'ydı. Bir yandan yabancıydı, dükkana geldiğinde çoktan bir yetişkindi. Seninle daha çok şefi olarak muhatap oluyordu. Bu nedenle Etkin'e ancak kısmen ve bir parça karşı koyabileceği bir yaşta maruz kalmıştı. Diğer yandan da akrabaydı. Babasının ağabeyi olarak sana saygı duyuyordu ve onun üzerindeki yaptırımın herhangi bir şeften daha fazlaydı. O zayıf bedenin içinde o kadar becerikli, akıllı, çalışkan, mütevazı, güvenilir, özveril ve sadık olmasına,
amcası olarak seni sevmesine ve şefi olarak sana hayranlık duymasına, kendini öncesinde ve sonrasında başka kabiliyetleriyle ispatlamasına rağmen sana göre iyi bir memur olamadı. Senin karşında neredeyse, tabii bizim tarafımızdan da o yöne itildiği için çocuk konumundaydı ve boyun eğdiren mizacın etkisini öyle güçlü hissediyordu ki sadece sana karşı ve umarım bir çocuğun derin acıları kadar değil, unutkanlık, ihmalkarlık, kara mizah ve hatta buna ne kadar yatkınsa artık biraz inatçılık gibi özellikler geliştirdi. Bununla birlikte Irma'nın sağlıksız olduğunu, genelde pek mutlu olmadığını ve evcimenliğin yükü altında ezildiğini hesaba katmıyorum bile. Aranızdaki bana göre anlamlı ilişkinizi bizim için klasikleşmiş, neredeyse günahkarca ama tam da insan davranışlarındaki masumiyeti fazlasıyla kanıtlayan bir cümleyle özetledin. Mübarek ardına bir sürü pislik bıraktı bana. Senin etkinin ve ona karşı verilen savaşın diğer cephelerini de anlatabilirdim. Ancak burada kararsızlığa düşerdim ve işin içine kurgu girerdi. Üstelik sen her zaman işinden ve ailenden ne kadar uzaklaşırsan o kadar cana yakın, esnek, kibar, düşünceli, katılımcı birine dönüşüyorsun. Tıpkı ülkesinin sınırları dışına çıktığında despotluk yapmasına gerek kalmayan ve en alt sınıftan insanlarla bile iyi niyetli ilişkiler kurabilen bir diktatör gibi. Gerçekten de mesela Franzensbad'da çekilmiş grup fotoğraflarında küçük ve suratsız insanların arasında hep kocaman ve neşeli dururdun. Tıpkı yolculuğa çıkmış bir kral gibi. Aslında bu durumdan çocukların da yararlanabilirdi. Sadece böyle bir imkan olsaydı tabii. Fakat çocukluk çağında böyle bir şeyi fark etme yeteneğine sahip olmak imkansızdı. Ve örneğin ben de gerçekte yaptığım gibi durmaksızın bir şekilde senin etkinin en içteki, en sert, en bağlayıcı halkasında yaşamak durumunda kalmazdım. Bu sayede aile mefhumunu kaybetmiş değilim. Senin söylediğinin tersine, aksine asıl aileye dair bir mefhumum vardı. Gerçi bu daha çok senden içsel bir kopuşa yönelik ve asla sonu gelmeyen bir mefhumdu. Aile dışındaki insanlarla ilişkilerim senin etkin yüzünden muhtemelen en çok zarar gören bağlardı. Eğer diğer insanlar için sevgiyle ve sadakatle her şeyi yaptığıma ama senin ve ailem için soğukluğum ve hainliğim yüzünden hiçbir şey yapmadığıma inanıyorsan büsbütün yanılıyorsun. 10. kez tekrarlıyorum. Yine de çekingen ve ürkek bir insan olacaktım belki. Ama orası ve gerçekte olduğum yer arasında uzun ve karanlık bir yol var. Şimdiye kadar mektupta nispeten çok az şeyi kasıtlı olarak gizledim. Ama şimdi ve bundan sonra sana ve kendime itiraf etmesi çok zor bazı şeyleri gizlemek zorunda kalacağım. Bunu söylüyorum çünkü eğer olur da resmin bütününde orada burada bazı yerler bulanıklaşırsa bunda delil yetersizliğinin suçu var sanma. Asıl resmi dayanılmayacak kadar kasvetli yapabilecek daha çok delil var burada. Ortayı bulmak hiç kolay değil. Ayrıca burada öncekileri hatırlamak yeterli olur. Senin karşında özgüvenimi kaybettim ve yerini sınırsız bir suçluluk duygusuyla doldurdum. Bu sınırsızlığın anısına bir zamanlar biri hakkında aynen şöyle yazmıştım. Utancının kendisinden daha uzun ömürlü olmasından korkuyor. İnsanlarla bir araya geldiğinde bir anda değişemiyordum. Onlara karşı derin bir suçluluk hissediyordum. Çünkü daha önce söylediğim gibi senin onlara karşı dükkanda işlediğin ve benim de aynı oranda sorumlu olduğum hataları düzeltmek zorundaydım. Ayrıca ilişki içinde bulunduğum herkesin aleyhinde açıkça ya da gizli söyleyecek bir şeyin olurdu mutlaka. Bunun için de o kişiden af dilemeliydim. Bana dükkanda ve aile içinde çoğu insana karşı şüpheyle yaklaşmayı öğretmeye çalışıyordun. Bana çocukken benim için bir şey ifade eden ve senin yerin dibine sokmadığın tek bir kişinin ismini ver. Ve bu seni şaşırtıcı biçimde rahatsız dahi etmiyordu. Demek bu durumu kaldıracak kadar güçlüydün. Belki de bu gerçek bir diktatörün sembolüydü. Küçükken baktığım yerde yalnızca ulaşılmaz derecede mükemmel insanlar gördüğüm için gerekli olduğuna hiçbir yerde tanık olmadığım bu şüphecilik bende kendime yönelik şüpheye ve diğer tüm insanlara karşı bitmeyen bir korkuya yol açtı. Yani orada genel olarak kendimi senden elbet kurtaramadım. Bu konuda yanılıyor oluşunun sebebi belki de benim insanlarla ilişkilerim hakkında hiçbir bilgi edinememen ve kuşkucu, kıskanç bir tavırla beni sevdiğini hiç inkar ettin mi? Aile hayatının eksikliğini başka yerde telafi etmek zorunda kaldığımı düşünmendir. Ne de olsa dışarıda da bu şekilde yaşamam imkansız olmalıydı. Ayrıca bu bağlamda özellikle çocukluğumda kendi yargıma duyduğum şüpheden dolayı bir nebze avunabiliyordum. Kendime şöyle diyordum. Abartıyorsun. Gençlerin hep yaptığı gibi detayları sanki büyük istisnalarmış gibi algılıyorsun. Ancak dünya görüşüm geliştikçe bu avuntuyu neredeyse kaybettim. Senden kurtuluşu Yahudilikte de bulamadım. Aslında burada bir kurtuluş duası gereği düşünülebilirdi. Ama dahası ikimizin de kurtuluşu Yahudilikte bulmamız, hatta orada uzlaşmamız düşünülebilirdi. Ama senden öğrendiğim nasıl bir Yahudilikti ki?
Yıllar içinde bu Yahudilikle üç şekilde yüzleştim. Çocukken yeterince sinagoga gitmediğim, oruç tutmadığım vesaire için seninle birlikte kendimi ayıplardım. Yanlış bir şey yaptığım konusunda kendime değil, sana inanırdım ve içime her zaman hazırda olan suçluluk duygusu kaplardı. Daha sonraları genç bir insan olarak beni Yahudilikten aldığın ve bana devrettiğin o hiçliği, senin ifadenle en azından saygı göstermek amacıyla, uygulamak için hiç çaba göstermediğim konusunda nasıl suçlayabildiğini anlayamadım. Görebildiğim kadarıyla gerçekten de bir hiçlikti, bir şakaydı, şaka bile değildi. Yılda 4 gün sinagoga giderdin. Orada ibadeti ciddi alanlardan ziyade kayıtsız kalanlara yakın dururdun. Dua kısmını formalite icabı ve sabırla icra ederdin. Bazen bana dua kitabında tam o anda okunan yeri göstererek beni şaşkınlık içinde bırakırdın. Onun dışında sinagogun içinde olmam kaydıyla önemli olan buydu. İstediğim yerde dolanabilirdim. Orada geçen uzun saatler boyunca esneyip uyuklar, daha sonraları sanırım sadece dans dersinde bu kadar sıkılmıştım ve kendime beni eğlendirecek birkaç ufak değişiklik arardım. Mesela ahit sandığının açılması gibi. Bana hep atış poligonlarını hatırlatırdı. Hani hedefi vurduğunda küçük bir sandık açılır ama orada içinden hep ilginç bir şey çıkardı. Burada ise her seferinde kafası kopuk eski kuklalarla karşılaşırdım. Ayrıca çok da korkardım orada. Sadece haliyle yakın temasa girdiğim onca insandan değil. Aynı zamanda bir keresinde laf arasında bana benim de Tevrat okunuşuna çağrılabileceğimi söylediğin için. Yıllarca korkudan titredim bu yüzden. Ama bunun haricinde can sıkıntım içinde belirgin şekilde rahatsız edilmedim. En çok yalnızca gülünç bir ezber gerektiren ve gülünç bir sınav çabasına yol açan bar mitvaz ile belki. Bir de sıkıntımı bölen seninle ilgili ufak, önemsiz olaylar vardı. Mesela Tevrat'a çağrılman ve bana göre özellikle toplumsal bir olay gibi görünen bu işi gayet güzel kotarman ya da ruhları anma töreninde sen içeride kalırken benim dışarıda gönderilmem gibi. Üstelik bu dışarı gönderilme ve bu derin katılım eksikliği bende bilinçsizce orada uygunsuz bir şeylerin yapıldığı hissini çağrıştırırdı uzun süre. Sinagogda hal böyleyken evde durum herhalde daha çok acıklıydı ve elbette bu durum bunun etkisiyle büyüyen çocukların da yüzünden her seferinde gülme krizleriyle bir komediye dönüşen seder akşamıyla sınırlıydı. Bu etkiye neden razı oldun peki? Senden kaynaklanırdı da ondan. İşte bana aktarılan inanç malzemesi buydu. Buna bir de bayram günlerinde sinagoga babalarıyla gelen milyoner Fuş'un oğullarını işaret eden parmak eklerdin. İnsanın bu malzemeyle ondan çabucak kurtulmak dışında daha iyi ne yapabileceğini anlayamıyordum. Ve kurtulmak bana daha saygılı bir davranış gibi görünüyordu. Ama sonraları meseleye yine daha farklı bakmaya başladım ve sana kasıtlı olarak ihanet ettiğime nasıl inanabildiğini anladım. İçinde küçük ve getto benzeri köy cemaatine gelen bir parça Yahudi kırıntısı kalmıştı. Fazla değildi bu ve hem şehirde hem de askerde biraz daha azaldı. Buna rağmen gençliğindeki etkileri ve hatıraları bir çeşit Yahudi hayatı sürmene yetti. Özellikle bu tür bir desteğe fazla ihtiyaç duymadığın, bilakis çok güçlü bir kökten geldiğin ve dinsel kaygıların toplumsal kaygılarınla karışmadığı sürece sarsılmaz bir karakterin olduğu için. Belirli bir Yahudi toplumsal sınıfına ait fikirleri koşulsuz kabul ettiğin ve bu fikirler varlığının bir parçası olduğu için temelde hayatını belirleyen inanç aslında kendine olan inancın demekti. Bunun içinde de yeteri kadar Yahudilik vardı ama bir çocuğa öğretmek için çok azdı. Sen onu aktarırken kaybolup gidiyordu. Bunlar kısmen iletilemeyecek gençlik izlenimlerin, kısmen de korkulan varlığın oldu. Fazla ürkek olduğu için pür dikkat kesilmiş bir çocuğa, Yahudilik adına onun hiçliğiyle eşdeğer bir kayıtsızlıkla uyguladığın birkaç hiçliğin daha yüce bir anlamı olabileceğini hissettirmek mümkün değildi. Sen bunları eski zamanların küçük hatıralar olarak görüyordun ve bu yüzden bana aktarmak arzusundaydın. Ama bunu artık senin için bir içsel değere sahip olmadıklarından yalnızca ikna ya da tehdit yoluyla yapabiliyordun. Bu hem mümkün olamıyordu hem de sen buradaki pozisyonunun zayıflığını asla fark edemediğin için görünürdeki inatçılığın bana öfkelenmene sebep oluyordu. Çok da nadir rastlanan bir durum değildi bu. Bağnazköy hayatından şehre göç eden geçiş neslindeki birçok Yahudide de aynı niteliklere rastlanılıyordu. Kendiliğinden gelişiyordu bu. Sadece bizim zaten keskin olan ilişkimizi daha can acıtıcı bir hale getiriyordu. Buna karşılık aslında sen de tıpkı benim gibi kendi suçsuzluğuna inanmalısın. Ama bu suçsuzluğunu kendi varlığın ve zamanın şartlarıyla açıklamalısın. Yalnızca dış koşullara bağlamamalı. Kendini böyle şeylere kaptırmayacak kadar çok başka işlerin ve dertlerin olduğunu söylememelisin. Bu yolla kendi şüphesiz suçsuzluğunu başkalarına karşı haksız bir suçlamaya çeviriyorsun. Dolayısıyla bu her alanda olduğu gibi burada da kolaylıkla çürütülebiliyor. Söz konusu çocuklarına vermen gereken bir ders değil.
Örnek oluşturacak bir hayattı. Eğer Yahudi damarın daha güçlü olsaydı, örneğin de daha inandırıcı olurdu. Elbette ve tekrardan bu bir suçlama değil, yalnızca senin suçlamalarına karşı bir savunma. Bir süre önce Franklin'in gençlik anılarını okudun. Sana kitabı gerçekten de kasıtlı olarak vermiştim. Senin alay ederek belirttiğin gibi vejetaryanlık hakkındaki ufak bölümü okuyasın diye değil. Orada anlatıldığı üzere yazarla babasının ilişkisi ve oğlu için yazdığı bu anılarda kendiliğinden ortaya çıkan yazar-oğul ilişkisini kavrayasın diye. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Senin Yahudiliğine dair görüşümün bir nevi gecikmiş onayını, son yıllarda Yahudilikle daha fazla uğraştığımı düşündüğün için geliştirdiğin davranışlardan aldım. Benim her uğraşma ve özellikle de ilgilenme şeklime karşı daha en başından duyduğun hoşnutsuzluk burada da mevcuttu. Ancak bunun ötesinde burada ufak bir istisna yapmam beklenebilirdi. Benimki senin Yahudiliğinden doğan bir Yahudilikti. Dolayısıyla da aramızda yeni ilişkiler kurma ihtimaliydi. Bu durumun eğer sen ilgi gösterseydin tam da bu nedenle bana şüpheli gelebileceğini yadsımıyorum. Bu açıdan herhangi bir şekilde senden daha iyi olduğumu iddia etmek aklıma bile gelmez. Ama bunu denemeye bile imkan yoktu. Benim aracılığım yüzünden Yahudilik senin için değersiz, Yahudi metinleri okunmaz hale geldi. Seni tiksindiriyorlardı. Bu konuda ısrar etmen ancak yegane doğrunun bana çocukluğunda gösterdiğin Yahudilik olduğu, bunun dışında başka bir şey olmadığı anlamına gelebilirdi. Ama bunda ısrar etmen neredeyse düşünülmezdi. Ama o zaman bu tiksinti, bunun öncelikli olarak Yahudiliğe değil de benim kişiliğime yönelik olduğu hesaba katılmadığı takdirde, kendi Yahudiliğinin ve benim Yahudilik eğitimimin zayıflığı farkında bile olmadan kabul ettiğin, bunu hiçbir şekilde hatırlatmasını istemediğin ve hatırladığın her şeye açıkça bir nefretle karşılık verdiğin anlamına gelebilirdi. Ayrıca benim Yahudiliğim hakkındaki olumsuz değerlendirmen son derece abartılıydı. Birincisi, içinde senin lanetini taşıyordu ve ikincisi, gelişimi için belirleyici olan çevrendeki insanlarla temel ilişkilerindi ki bu da benim durumumda öldürücüydü. Yazmama ve bununla bağlantılı olarak bilmediğin her şeye yönelik hoşnutsuzluğun daha etkiliydi. Burada sahiden de bir parça bağımsız olarak senden uzaklaşabilmiştim. Arka tarafı bir ayağın altında ezilmiş, ön tarafı koparak kenara doğru sürünmeye devam eden bir solucanı andırsa da. Az çok güvendeydim, nefes alıyordum. Yazılarıma karşı çabucak geliştirdiğin hoşnutsuzluktan burada istisnai şekilde memnundum. Kibrim ve hırsım, kitaplarımı baş ucuma bırak diyerek aramızda epey ünlenmiştin bu lafla. Karşılamadan. Bir kitap geldiğinde genelde kağıt oynardın, zarar görüyordu görmesine ama yine de temelde iyi hissediyordum kendimi. Sadece kabaran kötü niyetinden değil, sadece ilişkimize dair görüşlerimin yeni bir teyidine sevindiğim için de değil. Aksine o ifade benim kulağıma artık özgürsün diye fısıldadığı için. Elbette bir yanılgıydı bu. Özgür değildim ya da en azından henüz değildim. Yazdıklarım seninle ilgiliydi. Orada sadece senin göğsünde yakınamadıklarımdan yakınıyordum. Bu kasıtlı olarak uzatılan bir vedaydı sana. Her ne kadar senin tarafından zorlansa da benim belirlediğim yönde ilerliyordu. Ama tüm bu yazılar ne kadar azdı. Genel itibariyle sadece benim hayatımda gerçekleştikleri için bahsetmeye değerdi. Başka yerde olsa farkına bile varılmayacaktı. Çünkü hayatıma çocukken bir ön sezi, sonra bir umut ve ardından da çoğunlukla çaresizlik olarak hükmetmiş ve bana isteniyorsa yine senin kimliğinde birkaç küçük kararı dikte ettirmişlerdi. Örneğin meslek seçimi. Kuşkusuz cömert ve hatta bu anlamda sabırlı tavrınla bana tam bir özgürlük tanıdın. Gel gelelim burada da senin için belirleyici olan Yahudi orta sınıfının oğullarına yönelik genel davranış biçimini ya da en azından bu sınıfın değer yargılarını izledin. Sonuçta bunu yaparken kişiliğime dair yanlış anlamalarından biri önemli bir etken oldu. Eskiden beri babalık gururuyla, gerçek varlığıma dair bilgisizliğinle ve zayıflığımdan çıkardığın anlamla beni çalışkan addettin. Senin fikrince çocukken durmadan ders çalışıyor, sonrasında da mütemadiyen yazıyordum. Ama bu katiyen doğru değildi. Bilakis hiç ders çalışmadığımı ve hiçbir şey öğrenmediğimi söylersem hiç de abartmış olmam. Onca yıl içinde orta karar bir hafızayla, en kötüsü olduğu söylenemeyecek bir kavrama gücüyle bir şeylerin aklıma kalmış bu olması pek de şaşılası değil. Ama yine de bilgiye ve bilginin tesis edilmesinde, dış kaygılardan uzak, sakin bir hayatın içinde harcanan zaman ve para, bakıldığında ve özellikle de neredeyse tanıdığım herkesle karşılaştırıldığında fazlasıyla değersiz kalıyor. Değersiz ama benim için anlaşılabilir. Düşünmeye başladığım andan itibaren
Manevi varoluş iddiama yönelik derin kaygılar taşıdım. Öyle ki diğer her şeyin benim için önemsizdi. Bizdeki Yahudi öğrenciler biraz tuhaftır. En alışılmadık olanlar bile vardır aralarında. Fakat benim gibi kendine yeten ama soğukluğu inanılmaz boyutlara taşan, donuk, neredeyse göz önünde, sarsılmaz, çocukça çaresiz, neredeyse gülünç, kendi kayıtsızlığından hayvani derecede memnuniyet duyan birine hiçbir yerde rastlamadım. Ne var ki bu kayıtsızlık da korku ve suçluluk bilinciyle gelen sinir yıkımına karşı tek sığınaktı. Beni sadece kendimle ilgili kaygılar meşgul ediyordu. Ama bunlar farklı şekillerdeydi. Mesela sağlığım hakkında kaygılanıyordum. Usulca başladı önceleri. Zaman zaman sindirim bozukluğu, saç dökülmesi, omurga eğriliği vesaire gibi ufak korkular yaşadım. Sayısız aşamalarla arttı bunlar ve sonunda gerçek bir hastalıkla son buldu. Ama hiçbir şeyden emin olmadığım için, her dakika kendi varoluşuma dair bir kanıta ihtiyaç duyduğum için, gerçekten de ve kuşkusuz bir şekilde, tek başıma, sadece benim tarafından belirlenen hiçbir şeye sahip olmadığım için, aslında mirastan men edilmiş bir oğul olduğum için, doğal olarak en yakınımdakinden, kendi vücudumdan da şüphe duydum. Boyum uzadı ama bununla ne yapacağımı bilmiyordum. Yük çok ağırdı, sırtım kamburlaştı, değil jimnastik yapmak, neredeyse hareket etmeye bile cesaret edemiyordum. Çelimsiz kaldım. Sahip olduğum her şey sanki mucize gibi hala şaşırtıyordu beni. Mesela iyi çalışan sindirim sistemim. Bu yetiyordu onu kaybetmem için ve bu şekilde her türlü hastalık kuruntusuna giden yol açıldı. Ta ki evlenme kararının bu konuya sonra geleceğim. İnsanüstü stresi altında ciğerinden kan gelene kadar ki bunda sadece yazmak için ihtiyaç duyduğuma inandığım için kullandığım yani yine bu mektupla alakalı Schönborn-Ballast'taki dairenin de yeterince payı olmuştur. Dolayısıyla tüm bunlar senin her zaman düşündüğün gibi çok fazla çalışmaktan kaynaklanmadı. Öyle yıllar vardı ki sapasağlam bir şekilde kanepede tembellik yaptığın zamanlar, senin tüm hastalıkların dahil olmak üzere hayatın boyunca yatarak geçirdiğin zamanlardan fazladır. Genellikle yalnızca odamda uzanmak için son derece meşgul bir tavırla senden kaçtığım anlar oluyordu. Büroda tembellik pek dikkat çekmiyordu orada ve zaten korkaklığımdan ötürü sınırlarımı biliyordum. Da evde de yaptığım toplam iş azıcıktı. Farkına varmış olsan dehşete düşerdin. Belki konu kendi ilgi alanım olduğunda tembel değilimdir. Ama orada yapacağım hiçbir şey yoktu. Orada yaşadığım yerde gözden çıkarılmış, mahkum edilmiş, yenilmiştim ve başka bir yere kaçmak için fazlasıyla çaba harcamam gerekiyordu. Ama bu bir iş değildi. Çünkü bu kendi güçlerimle bile ulaşmamın imkansız olduğu bir şeydi. Sonuçta böyle bir durumda kazandım meslek seçimi konusundaki özgürlüğümü. Peki ben böyle bir özgürlüğü gerçekten kullanmaya muktedir miydim? Gerçek bir mesleğe ulaşabilmeyi cesaret edebilir miydim ki? Kendime verdiğim değer, diğer her şeyden, hatta dışarıda kazandığım başarıdan bile daha fazla sana tabiydi. O sadece anlık bir takviyeydi, başka bir şey değil. Ama diğer yandan senin ağırlığın beni durmadan daha güçlü bir şekilde aşağı çekiyordu. İlkokul birinci sınıfı asla geçemeyeceğimi düşünüyordum. Ama başardım. Hatta ödül bile aldım. Ama liseye giriş sınavını kesin kazanamayacaktım. Ama başardım. O halde lise birinci sınıfta kalacaktım. Hayır, kalmadım. Ve bu başarılar arka arkaya sürdü. Buradan bir güven doğmadı. Aksine daima ne kadar başarılı olursam bir şeylerin de o kadar kötü gideceğinden emindim. Ve bunun açık bir kanıtını senin o önemsenmeyen ifadende buluyordum. Sık sık zihnimde o korkunç profesörler kurulunun, lise bu duruma en uygun örnekti sadece ama çevremdeki her yerde durum benzerdi. Birinci sınıfı geçersem ikinci sınıfta, onu da atlatırsam o zaman üçüncü sınıfta vesaire. Bu eşi benzeri olmayan, bariz vakanın, en yeteneksiz ve bilgisiz öğrencinin bu sınıfa kadar çıkmayı nasıl başardığını araştırmak üzere toplandıkları canlanıyordu. Şimdi tüm dikkatler üzerime yöneldiği için bu kabustan kurtulan adaleti kutlamak adına adeta tüküreceklerdi beni. Böyle düşüncelerle yaşamak bir çocuk için çok kolay değil. Bu şartlar altında derslerle ne kadar ilgilenebilirdim? Benden bir ilgiye kıvılcımı çıkarmayı kim başarabilirdi? Ders ilgimi çekiyordu ama yalnızca ders değil, etrafındaki her şey ilgimi çekiyordu. Bu belirleyici yaşta. Tıpkı bankadaki görevine devam eden ve yakalanma korkusuyla titreyen bir banka dolandırıcısının memur olarak ufak tefek banka işleriyle ilgilenmeye devam etmesi gibi. O kadar ufak, o kadar uzaktı her şey asıl konunun yanında. Gerçekten de kısmen sahtekarlıkla geçtiğim lise bitirme sınavlarına kadar sürdü bu. Ve sonra bitti. Artık özgürdüm. Lisenin baskısına rağmen yalnızca kendimle ilgilendiysem bunu asıl şimdi özgürken yapacaktım. Dolayısıyla meslek seçimine dair gerçek bir özgürlük benim için söz konusu değildi, biliyordum.
Esas konunun karşısında her şey benim için lisedeki dersler kadar önemsiz olacaktı. Mesele bana kibrimi fazla zedelemeyecek, bu kayıtsızlığa mümkün olduğunca izin verecek bir meslek bulmaktı. Haliyle hukuk olacaktı bu. 14 günlük kimya, yarım dönemlik Almanca eğitimi gibi. Kibirden ve umuttan kaynaklanan ufak karşıt girişimler sadece temeldeki kanaati pekiştirdi. Böylelikle hukuk okudum. Bu sınavlardan önceki birkaç ay boyunca hayli yıpranmış sinirlerle zihinsel olarak tam anlamıyla kağıt hamurundan, üstelik bana ulaşana kadar binlerce ağızda çiğnenmiş kağıt hamurundan beslenmem demekti. Ama bir şekilde tat alıyordum da bundan. Tıpkı daha önce lisede ve daha sonra memuriyette aldığım gibi. Çünkü bunların hepsi benim durumuma tamamen uygundu. Her halükarda bu konuda şaşırtıcı bir ön sezim vardı. Daha küçük bir çocukken bile öğrenim dalları ve mesleklere dair yeterince berrak bir önseziye sahiptim. Beklediğim şey bir kurtuluş falan değildi. Bundan çoktan vazgeçmiştim. Ama evliliğin benim için anlamı ve önemine dair hiçbir önseziye sahip değildim. Hayatımın bu zamana kadar en büyük korkusu neredeyse tamamen beklenmedik bir şekilde üzerime çullandı. Çocuk o kadar yavaş gelmişti ki bu meseleler onun için fazlasıyla uzaktı. Arada bir bu konuda düşünme zorunluluğu ortaya çıkıyordu. Ama burada sonu gelmeyen, belirleyici, hatta en acımasız sınavın hazırlanmakta olduğunu fark edemedi. Oysa gerçek hayatta evlilik girişimleri senden kaçmak için en muhteşem ve umut dolu kurtuluş girişimlerine dönüştü. Gel gör ki sonrasında gelen başarısızlık da aynı şekilde muhteşemdi. Bu alandaki her konuda başarısız olduğum için sana bu evlilik girişimlerini açıklamayı da başaramayacağımdan korkuyorum. Hatta bu mektubun başarısı da buna bağlı. Çünkü bir yandan bütün olumlu güçlerim bu girişimlerin içinde bir araya toplandı. Diğer yandan da alenen öfke ve seni yetiştirme tarzının bir ek sonucu olarak anlattığım tüm olumsuz güçler, yani zayıflık, kendine güven eksikliği, suçluluk hissi ve bunların hepsi benimle evlilik arasında adeta bir kordon çekti. Bu açıklama benim için daha zor olacak. Çünkü burada her şeyi günler ve geceler boyunca öylesine derin düşündüm ve deştim ki karşımdaki manzara artık benim bile aklımı karıştırıyor. Açıklamayı kolaylaştıracak olansa sadece fikrimce meseleyi tamamen yanlış anlaman. Bu kadar eksiksiz bir yanlış anlamayı bir nebze düzeltmek bana aşırı zor gibi görünmüyor. Öncelikle evlilikteki başarısızlığımı diğer başarısızlıklarımla aynı kefeye koyuyorsun. Doğal olarak buna bir itirazım olmaz. Eğer başarısızlıklarıma dair şu ana kadar yaptığım açıklamaları kabul edersen. Gerçekten de aynı kefedeler. Sadece sen meselenin anlamını öyle küçümsüyorsun ki bu konuyu birbirimizle konuştuğumuzda hakikaten bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Hayatım boyunca evlilik girişimlerimin benim için taşıdığı önem kadar büyük bir şeyin başına gelmediğini söyleme cesaretini göstereceğim. Bununla demek istediğim aslında bu kadar anlamlı bir şey yaşamadığın değil. Aksine senin hayatın benimkinden çok daha zengin, kaygı dolu ve yoğundu. Zaten tam da bu yüzden başına bu tarz bir şey gelmedi. Hani biri 5 alçak basamak yukarı çıkarken diğeri sadece bir basamak çıkar. Ama bu tek basamak en azından onun için diğerinin çıktığı 5 basamak kadar yüksektir ya. İşte aynen öyle. İlk kişi yalnızca 5 basamağın üstesinden gelmekle kalmayacak, yüzlerce, binlercesini daha tırmanacaktır. Büyük ve zorlu bir hayat sürecektir. Ama çıktığı basamakların hiçbiri onun için o ilk yüksek, tüm çabasına rağmen çıkması imkansız görünen ve çıkamadığı için de haliyle ötesine geçemeyeceği basamağın ikinci kişiye ifade ettiği gibi bir anlamı olmayacaktır. Evlenmek, bir aile kurmak, gelen bütün çocukları kabullenmek, bu güvensiz dünyada onları yaşatmak ve hatta biraz da yönlendirmek benim görüşüme göre bir insanın başarabileceği en yüce şey. Görünüşte birçok insanın bunu kolayca başarmış olması aksi bir kanıt sunmaz. Çünkü birincisi, gerçekte çoğu insanın başarabildiği bir şey değil bu. İkincisi, sayıları fazla olmayanların da yaptıkları bir şey değil. Sadece başlarına gelen bir şeydir bu. Gerçi bunun en yüce şey olduğu söylenemese de yine de büyük ve şerefli bir şeydir. Özellikle de yapmak ve başına gelmek fiilleri birbirinden kesin olarak ayırmayacağı için. Sonuçta esas konu en yüce olan da değil. Sadece belirli bir uzaklıktan ama düzgün bir yaklaşım. Güneşin ortasına uçmak çok da gerekli değil. Ama dünya üzerinde arada sırada güneşin aydınlattığı ve insanın biraz ısınabileceği sade, küçük bir köşeye sığınmak lazım. Ya ben buna nasıl hazırlanmıştım? Son derece kötü. Şimdiye kadar olanlardan anlaşılıyor zaten. Ancak bir kişinin bunun için bir hazırlık yapması ve temel koşulları sağlaması halinde dışarıdan fazla müdahalede bulunmadın. Başka türlüsü de mümkün değildi. Burada toplumsal statülere, halka ve zamana göre değişen, cinsiyete yönelik geleneklerdir belirleyici olan. Her halükarda buna da müdahale ettin ama çok değil.
Çünkü böyle bir müdahalenin gerekçesi ancak güçlü ve karşılıklı güven olabilirdi. Ve bu da aramızda hatırı sayılır bir süredir eksikti. Üstelik müdahalelerin çok isabetli de olmadı. Çünkü ihtiyaçlarımız birbirinden tamamen farklıydı. Beni derinden etkileyen şeyin seni ilgilendirmesi gerekmez. Ya da tam tersi, senin için masum olan şey bana göre suçludur. Ya da tam tersi, senin için önemsiz olan şey benim mezarım olabilir. Hatırlıyorum, bir akşam seninle ve annemle dolaşmaya çıkmıştık. Josephplatz'da, bugünkü Landerbank'ın yakınlarında ben aptalca böbürlenerek yukarıdan bakan bir tavırla gururlu, serin kanlı, soğuk ve seninle konuşurken çoğu zaman başıma geldiği üzere kekeleyerek enteresan konulardan bahsetmeye başladım. Size ithamlarda bulunarak bana hiç yol yordam öğretilmediğini, bunun için ancak okuldaki diğer öğrencilerin arasına kabul edilmem gerektiğini, çok büyük tehlikelerin kıyısında olduğumu, burada kendimi cesur göstermek için kendime göre utanmazca yalan söylüyordum. Çünkü korkaklığım sebebiyle büyük tehlikelerin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu, söyledim. Ama sonunda neyse ki artık her şeyi bildiğimi, başka nasihata ihtiyaç duymadığımı ve her şeyin yoluna girdiğini ileri sürdüm. Bu konulardan bahsetmeye başlamamın sebebi esasen mesele hakkında konuşmanın hoşuma gidiyor olmasıydı. Sonuç olarak meraktan ve sizden bir yolla intikam almak için konuşur oldum. Sen kendi mizacın gereği bunu çok hafife aldın ve bana bu işleri tehlikeye girmeden nasıl idare edebileceğime dair öğütler verebileceğini söyledin. Belki de beklediğim tam olarak böyle bir cevaptı. Etle ve bütün güzel şeyle tıka basa dolmuş, bedensel açıdan etkisiz, daima kendisiyle meşgul bir çocuğun şehvetine uygun bir cevap. Gel gelelim, dışarıya yansıttığım mahcubiyetim öylesine zedelendi ki, ya da ben zedelenmesi gerektiğine öyle inandım ki, çok istememe rağmen seninle bu konu hakkında daha fazla konuşamadım ve kibirli bir küstahlıkla konuşmayı kestim. O zamanki cevabını değerlendirmem kolay değil. Bir yandan yıkıcı bir gerçeklik ve ilkelliğe sahipti. Diğer yandansa aslında öğretinin kendisi söz konusuyken hiçbir şeyden çekinmeyen bir modernlik sergiliyordu. O zamanlar kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. 16'dan büyük değildim sanırım. Böyle bir genç için yine de tuhaf bir cevaptı. Bunun aslında senin sayende öğrendiğim gerçek ve hayatı kavrayan ilk ders olması aramızdaki mesafenin boyutunu da açık ediyordu. O zamanlar içime işleyen ama bilincine yarım yamalak da olsa çok sonraları vardığım asıl anlamı şuydu. Bana verdiğin tavsiye senin fikrince ve bizzat benim o zamanki fikrime göre olabilecek en ahlaksız şeydi. Bu ahlaksızlığı bedenen eve getirmememe, sağlamaya çalışman önemli değildi. Ne de olsa bu sayede kendini ve evini koruyordun. Asıl mesele tüm bunları aşmış, bir eş ve ahlaklı bir adam olarak kendi tavsiyen dışına çıkmandı. Bu belki de o zamanlar evliliğin gözüme ahlaksız görünmesini ve evlilik hakkında duyduklarımı kendi ebeveynlerimle bağdaştıramıyor oluşumu daha da keskinleştiriyordu. İşte bu yüzden daha saf, daha ulu bir kişiliğe dönüşüyordum. Evlenmeden önce kendine de benzer bir tavsiyede bulunduğun ihtimali katiyen aklıma gelmezdi. Dolayısıyla sende neredeyse dünyevi ahlaksızlığın kalıntısı bile yoktu. Ve birkaç kelimeyle beni sanki buna uygunmuşum gibi açıkça bu ahlaksızlığın içine iten bizzat sendin. Dünya sen ve benden ibaret olsa, ki bu bana son derece yakın bir düşünceydi. Dünyanın saflığı seninle bitiyor ve ahlaksızlık senin tavsiyen üzerine benimle başlıyor olurdu. Beni bu şekilde suçlaman anlaşılır değildi ama senin tarafından maruz kaldığım eski suçlamalar ve derin aşağılanmalar açıklayabilirdi bunu. Böylece bir kez daha kişiliğimin en derininde hırpalanmış buluyordum kendimi. Hem de çok sert bir şekilde. Belki de tam burada ikimizin de suçsuzluğu belirgin bir hal alıyor. A, B'ye gayet açık, kendi hayat görüşüne denk, pek de güzel olmayan ama yine de bugün bile şehir hayatında epey bilindik, sağlık sorunlarını engelleyebilecek bir tavsiye veriyor. Bu tavsiye B için ahlaki açıdan çok kuvvetli değil ama kendini bu sağlık sorunlarından yıllar sonra neden koruyamasın? Ne de olsa bu tavsiyeye uymak zorunda değil ve tavsiye her halükarda B'nin üzerinde tüm geleceğini yıkacak bir vesile yaratmıyor. Ve buna rağmen benzer bir şey oluyor ama sadece A sen, B de ben olduğum için. Bu iki taraflı suçsuzluğu aramızda buna benzer bir çekişme bambaşka şartlar altında aşağı yukarı 20 yıl sonra yeniden yaşandığı için özellikle iyi değerlendirebiliyorum. Özüne çok daha zararsızdı çünkü 36 yaşımda bana zarar verebilecek pek bir şey kalmamıştı. Bununla kastettiğim son evlilik niyetimi bildirmeme müteakip gergin bir günde yaptığın küçük bir konuşma. Şöyle demiştin, herhalde üzerine şu Praglı Yahudi kızların tercih ettiği cinsten, özellikle seçtiği bir bluz giymişti ve sen de sırf bu yüzden onunla evlenmeye karar verdin. Hem de mümkün olduğunca çabuk, haftaya, yarın, bugün,
Anlayamıyorum. Yetişkin bir insansın. Şehirde yaşıyorsun. Ve aklına rastgele biriyle evlenmekten başka bir şey gelmiyor mu? Burada başka imkan yok mu? Eğer bundan korkuyorsan ben bizzat geleyim seninle. Daha kapsamlı ve açık konuşmuştun. Ama ayrıntıları artık hatırlayamıyorum. Belki de gözüm kararmıştı kısa bir süreliğine. Sanki seninle tamamen aynı fikirde gibi görünen, yine de masadan bir şey alıp odadan çıkan annem beni daha çok ilgilendiriyordu neredeyse. Herhalde beni kelimelerinle daha fazla aşağılayamaz ve hor gördüğünü bu kadar açık gösteremezdin. 20 yıl önce benimle benzer şekilde konuştuğunda gözlerinde sana göre fazla dolandırmadan hayatta tanıştırabilecek ergen, olgunlaşmış şehirli bir delikanlıya karşı bir parça saygı görülebiliyordu. Bugün bu değerlendirme aşağılanmayı ancak daha da artırabilirdi. Çünkü o zaman bir teşebbüste bulunan delikanlı orada takılıp kaldı ve bu yüzden de bugün sana daha tecrübeli değil, aksine 20 yıl daha acınası görünüyor. Bir kızla ilgili verdiğim karar sana hiçbir şey ifade etmiyordu. Benim karar verme yetimi farkında olmadan hep bastırdın ve şimdi yine farkında olmadan bunun değerinin ne olduğunu bildiğine inanıyorsun. Diğer yönlerdeki kurtulma denemelerim hakkında hiçbir bilgin yoktu. Bu yüzden beni bu evlenme girişimine yönlendiren düşünce zinciriyle ilgili de bilgin olamazdı. Tahmini yürütmen gerekiyordu ve sen de benim hakkımdaki genel yargına uygun olarak en iğrenç, en utanç verici, en gülünç olanı seçtin. Ve bana bunu bu şekilde söylemek konusunda bir an tereddüt etmedin. Bana hissettirdiğin utanç, benim bu evlilikle senin ismini lekeleyeceğim utançla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. Artık bana evlilik girişimlerime dair bazı şeylerin cevabını verebilirsin ve verdin de. F ile iki kez nişan atıp iki kez yeniden nişanlandığım için, annemle seni nişan için boşu boşuna Berlin'e sürüklediğim için ve benzeri kararlarıma çok saygı duyamazdın. Bunların hepsi gerçek ama buraya nasıl geldi? Her iki evlilik girişiminin temel düşüncesi de gayet doğruydu. Bir ev kurmak, bağımsız olmak. Zaten sana da sempatik gelen bir düşünce ama olay daha sonra birinin diğerinin elini tutup hatta sıkıp "Ah git hadi, gitsene, neden gitmiyorsun?" diye bağırdığı bir çocuk oyununa dönüyor. Ancak sen bu gitseneyi eskiden beri ciddi bir şekilde dile getirdiğin için, yine eskiden beri beni hiç bilmeden kişiliğinin gücüyle tuttuğun için, hatta daha doğrusu baskıladığın için durumumuz daha karmaşık bir hal alıyor. Her iki kız da tesadüf eseri de olsa son derece isabetli birer seçenekti. Bir korkak, kararsız ve şüpheci olan benim, bir bluzdan etkilendiğim için hop diye evlenmeye karar verdiğime inanabilmen, yine senin tamamen yanlış anlamana dair bir işaret. Her iki evlilik de daha çok mantık evliliği olacaktı. Yani bütün düşünce gücümü ilk seferde yıllarca ve ikinci seferde aylarca, gece gündüz hep bu plana adayacaktım. İki kız da beni hayal kırıklığına uğratmadı. Ben uğrattım onları. Onlar hakkındaki fikrim bugün de onlarla evlenmek istediğim zamankiyle aynı. İkinci evlilik girişimimde ilkindeki tecrübelerimi dikkate almadığım, umursamaz davrandığım da doğru değil. İki durum da birbirinden tamamen farklıydı. Hatta daha önceki tecrübeler bana ikinci seferde, ki çok daha gelecek vadeler gibiydi, umut verebilirdi. Detaya girmek istemiyorum. Peki neden evlenmedim? Her zaman olduğu gibi bazı pürüzler çıktı. Ama hayat böyle pürüzlerin üstesinden gelmek demek değil mi zaten? Lakin ne yazık ki münferit durumdan bağımsız esas pürüz benim evliliğe açıkça ve ruhen elverişsiz olmam. Bu kendini şöyle gösteriyor. Evlenmeye karar verdiğim andan itibaren uyuyamamaya başlıyorum. Gece gündüz başım yanıyor. Hayat hayat olmaktan çıkıyor. Çaresiz bir halde ortalıkta dolanıyorum. Kaygılar da değil buna sebep olan. Hoş coşkusuzluğumdan ve müşkül pesentliğimden doğan sayısız kaygı eşlik ediyor bu duruma. Ama belirleyici olan onlar değil. Onlar yalnızca ölü bir bedenin üzerindeki kurçuklar gibi tamamlıyorlar işlerini. Oysa beni belirleyici şekilde sarsan şey başka. Korkunun, zayıflığın ve kendimi küçümsemenin genel baskısı. Daha açık anlatmayı denemek istiyorum. Evlilik girişiminde seninle ilişkimde görünürde ters düştüğüm iki şey başka hiçbir yerde olmadığı kadar güçlü çakışıyor birbirleriyle. Evlilik şüphesiz kendini özgür kılmanın ve bağımsızlığın teminatıdır. Bir ailem olurdu. Bu bana göre bir insanın erişebileceği en yüksek mertebe. Hatta senin eriştiğin en yüksek mertebe ve seninle eşit duruma gelirdim. Böylece tüm eski ve daima yeni utançlar, zorbalıklar salt tarih olurdu artık. Adeta masal gibi bir şey olurdu bu. Ama zaten şaibeli kısım da tam burada. Bu çok fazla, erişilemeyecek kadar çok. Öyle ki bir tutuklunun kaçma imkanı bulunmasına rağmen kaçma niyeti olmaması, dahası asıl niyetinin hapishaneyi bir zevk sarayına dönüştürmek olması gibi. Ama kaçsa dönüştüremeyecek ve dönüştürürse kaçamayacak. Sana karşı içinde bulunduğum bu kendine has ilişkide bağımsız olmak istiyorsam
Seninle mümkün olduğunca ilişkisi olmayan bir şey yapmak zorundayım. Evlilik en büyük ve en onurlu bağımsızlık şekli olmasına rağmen aynı zamanda seninle bir hayli ilişkili. Bu döngüden çıkmak istemekse işte tam bu yüzden delilik gibi bir şey ve her deneme neredeyse delilikle cezalandırılıyor. Ancak beni kısmen evliliğe çeken de bu yakın ilişki. Kendi kendime bu eşitliği düşünüyorum. Sonrasında aramızda oluşabilecek ve senin herkesten daha iyi anlayabileceğin bu eşitliği çok güzel olabilirdi. Çünkü o zaman ben özgür, minnettar, masum ve içten bir oğul olabilirdim. Sen de keyifli, zorbalık yapmayan, şefkatli, memnun bir baba. Ama bu amaç için tüm yaşananları yaşanmamış saymak gerekirdi. Bu da kendimizi silmemiz demek. Ama halimiz böyleyken evlilik bizzat senin alanın olduğu için kapıları bana kapalı. Bazen gözümün önünde dünya haritasının serili olduğunu ve senin de üzerinde boylu boyunca uzandığını canlandırıyorum. Ve o zaman bana yaşamam için ancak senin kaplamadığın ya da ulaşamayacağın mesafedeki alanlar söz konusu gibi görünüyor. Ve bu alanların sayısı senin cüssene dair fikrime uygun olarak pek fazla ve hiç rahatlatıcı değil. Ayrıca bu alanlar arasında özellikle evlilik yok. Bu karşılaştırmanın beni tıpkı iş yerinden uzaklaştırmama sebep olduğu gibi seni örnek aldığım için evlilikten de soğuttuğunu söylemek istemiyorum. Tersine hem de bütün uzak benzerliklere rağmen. Sizin evliliğiniz benim için diğer birçok evliliğe nazaran örnek bir evlilikti. Sadakatte, karşılıklı yardımlaşmada, çocuk sayısında örnek teşkil ediyordu. Ve evliliğiniz çocuklar büyüyüp giderek daha çok huzur kaçırmaya başladıktan sonra bile etkilenmedi. Belki de benim kafamdaki o ulu evlilik kavramı bu örneğe göre şekillendi. Ama evliliğe karşı duyduğum arzunun azalmasının sebepleri başka. Bu sebepler senin çocuklarınla ilişkinde yatıyor. Zaten bütün mektup da bunun üzerine. Evlilik korkusunun kaynağına yönelik bir görüş de insanın ebeveynlerine karşı işlediği günahları ileride kendi çocuklarına ödeteceğinden korkması. Sanırım benim durumumda bunun çok da önemi yok. Ne de olsa benim suçluluk duygum tamamen senden kaynaklanıyor ve fazlasıyla da emsalsiz. Ayrıca bu emsalsizlik hissi onun acı veren varlığına ait olduğundan tekrarı pek düşünülebilir değil. Yine de söylemem lazım. Böylesine suskun, donuk, yavan ve yıkık bir oğul benim için katlanılmaz olurdu. Başka çarem kalmasaydı kaçardım ondan. Tıpkı senin evliliğim yüzünden yapmak istediğim gibi uzaklara göç ederdim. Demek istediğim evlilik konusundaki beceriksizliğim bunlardan etkilenmiş olabilir. Ama daha da önemlisi kendim için duyduğum korku, yazdığım metinde ve onunla alakalı her şeyde ufak tefek bağımsızlık girişimlerinde bulunduğumdan çok ufak başarılar getiren kaçışa teşebbüs ettiğimden bahsettim. Bunlar beni bir yere götürmeyecek. Birçok şey kanıtlıyor bunu. Buna rağmen onları korumak, karşı koyabileceğim hiçbir tehlikenin, hatta böyle bir tehlike ihtimalinin dahi onlara yaklaşmasına izin vermemek benim görevim ya da daha fazlası. Hayatım bundan ibaret. Evlilik işte böyle bir tehlike ihtimali. Aynı zamanda en büyük teşvik ihtimali. Ama bir tehlike ihtimali bana yetiyor. Böyle bir tehlike baş gösterse ne yapardım ben? İçinden belki kanıtlanamaz ama yine de yadsınamaz bir tehlike hissi barındıran bir evliliğe nasıl devam edebilirdim? Bu durum karşısında yalpalayıp dengemi bulmaya çalışabilirdim elbet. Ama nihai çözüm için kesinlikle tamamen vazgeçmem gerekecekti. Damda bir güvercin yerine elde bir serçe benzetmesi buraya pek de uymuyor. Elimde hiçbir şey yok. Damdaysa her şey var ve ben de mücadele şartları ve hayat gailesi bunu gerektiriyor. Hiç'i seçmek zorundayım. Meslek seçimini de benzer şekilde yapmak zorunda kalmıştım. Ama evliliğin önündeki en önemli pürüz, sende gördüğüm ve içinde adeta organik olarak birleşen, iyi veya kötü her şeyin bir aileyi ayakta tutmak ve dahası yönetmek için gerekli olduğuna dair kemikleşmiş inancım, yani güç, başkalarını hor görme, sıhhat ve bir nebze açgözlülük, konuşma kabiliyeti ve yetersizlik, kendine güven ve diğer herkese karşı memnuniyetsizlik, dünyadaki herkesten üstün olma, zorbalık, insan sarraflığı ve çoğu insana karşı güvensizlik, bunların dışında çalışkanlık, dayanıklılık, aklı başındalık ve korkusuzluk gibi hiçbir mahsuru olmayan meziyetler sana kıyasla bunlardan neredeyse hiçbiri yoktu bende ya da çok azı vardı. Bu kadarıyla evlenmeye mi cüret ediyordum? Hem de senin bile evlilikte zor savaşlara girdiğini, hatta çocuklarına karşı kaybettiğin savaşları görmüşken. Bu soruyu açıkça kendime sormadım tabii. Açıkça cevaplamadım da. Aksi takdirde sıradan görüş konuya üstün gelir ve bana senden farklı, sana yakın ama senden farklı birini örnek vermek gerekirse Richard dayı. Ama yine de evlenmiş ve en azından evliliğin altında yıkılmamış erkekleri gösterirdi. Ki bu az buzda bir şey değildi ve bana fazlasıyla yeterdi. Ama soruyu sormadım ben. Aksine çocukluğumdan beri yaşadım onu. Ben kendimi öncelikle evlilik karşısında değil, her ayrıntı karşısında sınadım. Her ayrıntı karşısında
Bizzat kendi örneğinle ve açıklamaya çalıştığım yetiştirme tarzında ne kadar aciz olduğuma ikna ettin beni ve doğruluğu her ayrıntıda açığa çıkan ve seni haklı kılan şey elbette en büyük olaydan yani evlilikten önce de fevkalade doğru çıkmalıydı. Evlilik girişimlerine kadar tıpkı endişeleri ve olası tersliklere dair önsezileri olan ama doğru düzgün muhasebe bilmese de günübirlik yaşayan bir iş adamı gibi yetiştim. Birkaç ufak kazanç elde eder, nadiren kazandığı için bunların kafasında eşeler durur, abartır, bunun dışında sadece günlük zarara uğrar. Her şeyi kayda geçirir ama asla bilanço çıkarmaz. Ama artık bilanço zorunluluğu geliyor, yani evlenme girişimi. Burada hesaplanacak tutarlar büyüktür. Ufak da olsa bir kez bile kazanç sağlanmamış ve her şeyi koca bir borç gibidir. Şimdi gel de evlen bakalım delirmeden. Seninle şimdiye dek geçen hayatım böyle sona eriyor ve geleceğe dair böyle beklentiler taşıyor. Sana karşı duyduğum korkunun gerekçelerini değerlendirdiğinde de şöyle cevap verebilirdin. Seninle ilişkimi basitçe hatalarınla açıklayarak durumu kendim için kolaylaştırdığımı iddia ediyorsun. Oysa ben görünürde çabalarına rağmen senin durumunu en azından zorlaştırdığına değil, çok daha dayanılır kıldığına inanıyorum. Önce sen de bütün suçu ve sorumluluğu üzerinden atıyorsun. Yani ikimiz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Ama sonra ben açıkça ve kastettiğim üzere suçu tek başına sana atfederken sen hem olağanüstü zeki ve süper hassas olmak hem de beni her suçtan muaf tutmak istiyorsun. Tabii ikincisini ancak görünüşte başarıyorsun. Daha fazlasını da istemiyorsun zaten. Ve bu tüm o varlık ve tabiat karşıtlık ve çaresizlik gibi ifadelere rağmen satır aralarında kendini gösteriyor. Sen her şeyi sadece kendini korumak için yaptığını ve asıl saldırganın ben olduğumu söylüyorsun. Hali hazırda bu iki yüzlülüğünle bile yeterince şey elde ederdin. Çünkü üç şeyi kanıtladın. Birincisi suçsuz olduğunu, ikincisi benim suçlu olduğumu ve üçüncüsü büyüklük göstermenden ötürü sadece beni affetmeye değil, gerçeğin aksine neredeyse benim de suçsuz olduğumu kanıtlamaya ve buna inanmaya hazır olduğunu. Bu şimdilik sana yetebilirdi ama yetmiyor. Demek ki mutlak surette benden geçinmeyi kafaya koymuşsun. Birbirimizle savaştığımızı kabul ediyorum ama iki tür savaş vardır. Bağımsız tarafların güçlerini karşılaştırdıkları şövalyevari savaş, her biri kendi için oradadır. Kendi için kaybeder, kendi için yener. Ve sadece sokmakla kalmayıp kendi hayatını sürdürmek için kan emen böceklerin savaşı. İşte asıl paralı asker budur ve sen busun. Hayatla baş edemiyorsun ama bu hayatta rahat, kaygısız ve kendini suçlamadan yaşayacağın bir düzen kurmak için tüm hayatla baş etme kabiliyetini senden aldığımı ve kendi cebime koyduğumu ispatlıyorsun. Hayatla baş edememen ne ilgilendirir seni? Artık tüm sorumluluk benden asıl olsa. Sense sakince ayaklarını uzatıp kendini bedenen ve ruhen benim tarafımdan hayata sürüklenmeye bırakıyorsun. Bir örnek, yakın zaman önce evlenmek istediğinde bu mektupta da itiraf ettiğin gibi evlenmek istemiyordun aslında. Ama kendini sıkıntıya sokmak zorunda kalmamak için bu birlikteliğin ismime getireceği utanç yüzünden bu evliliği yasaklayarak evlenmemen için sana yardım etmemi istedin. Oysa bunu yapmak aklıma bile gelmedi. Birincisi, hiçbir zaman istemediğim gibi bu durumda da mutluluğuna engel olmak istemezdim. Ve ikincisi, böyle bir suçlamayı hiçbir zaman çocuğumdan duymak istemezdim. Peki, kendi irademle seni bu evlilikte özgür bırakmanın bana bir faydası oldu mu? En ufak bir faydası bile dokunmadı. Benim bu evliliğe karşı antipatim bu evliliği engellemezdi. Bilakis seni o kızla evlenmeye daha da teşvik ederdi. Çünkü senin deyiminle kaçış girişimin böylelikle tamamlanmış olurdu. Ve benim bu evliliğe rıza göstermem de bana karşı suçlamalarını engellemedi. Çünkü evlenmeyerek her şekilde benim suçlu olduğumu kanıtladın zaten. Ama esasen burada ve başka diğer her meselede bütün suçlamalarımın yerinde olduğundan ve aralarında özellikle haklı bir suçlamanın yani ikiyüzlülük, yağcılık ve asalaklık suçlamasının eksik olduğundan başka bir şey kanıtlamadın. Yanılmıyorsam bu mektupla bile hala asalaklık yapıyorsun bana. İlkin kısmen sana karşı da yöneltilebilecek tüm bu itirazın senden değil benden çıktığını söyleyerek cevap vereceğim sana. Senin başkalarına karşı duyduğun şüphe bile benim kendime duyduğumdan daha büyük değil. Beni böyle yetiştiren sendin. İlişkimize yeni nitelikler katan bu itirazın belli bir haklılık içerdiğini de yadsımıyorum. Elbette gerçek hayatta karşılaşılan olaylar mektubumda öne sürdüğüm kanıtlar gibi uyamaz birbirine. Hayat bir sabır oyunundan fazlasıdır. Ama bu itirazın getirdiği düzeltmeyle ne etraflıca uygulayabileceğim ne de uygulamak istediğim bir düzeltmeyle fikrimce gerçeğe o kadar yaklaşıyoruz ki bu ikimizi de biraz sakinleştirebilir. Yaşamayı ve ölmeyi daha kolay hale getirebilir. Franz Kafka. Son.